Efendim iyi akşamlar. Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Yine zirveyle karşınızdayız. Konuklarımızla bu akşam da siyasete dair sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Gündem yoğun. Türkiye'de yerel seçimler sonrasında siyasette bir tabirle yumuşama, diğer bir tabirle normalleşme sürecinde diyaloglar sürerken neler oluyor? Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamaları, cevaben CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları ne ifade ediyor? Bunu konuşacağız. Süreç nereye gidiyor? Normalleşme, yumuşama görüşmelerini kim nasıl değerlendiriyor ve kamuoyunda nasıl yankılanıyor? İadeyi ziyaretin, şifrelerin neler? Süreç nereye gidecek? Kısacası efendim siyasette neler oluyor? Bu akşam konuklarımızla değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hikmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Nesibe. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar zaman kazandık Yaşar Hikmet Bey? Onur Bey biz 5 dakika kaldık. Aynı seviyede. Çünkü artık söylemiyorum, zaten bizi izleyen izleyicilerimiz sizleri yakinen bence tanıyor ve takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Birazdan bir konuğumuz daha olacak. Evet doğrudur. Skype üzerinden. Biz meşhur bir grubuz, doğrudur yani değil mi evet. Coşkun Hocam? Tabii ki. Herkes tanır tabii bizi. Ki, tabii ki. Coşkun Bey'i de hatırlatalım. Twitter üzerinden bizi izleyen izleyicilerimizden. Lütfen düzeltin. X üzerinden. Çok özür diliyorum. Haklısınız. Çok haklısınız. Duymasın. Evet. Çok haklısınız. Hemen. Şimdi aslında dediğim gibi ilk Özgür Özel'in AK Parti'ye yaptığı ziyaret sonrasında başlayan bir süreç var. Ama son günlerde biraz hararet yükseldi. Coşkun Bey sizinle başlayalım dilerseniz. Bugün neler oldu onları biraz aktarayım. Onun üzerine başlayalım. Şimdi Devlet Bahçeli'nin çok uzun bir yazılı açıklaması oldu. Neden? Cumhur İttifakı'nda bir çatırdama mı var tarzı bazı spekülasyonlar ortaya atılıyor. Gündemde yoğun konuşuluyor günlerdir. Bunun üzerine de bir açıklama geldi. Orada bir iki söylemi önemli. Onu aktarayım size. Ardından da Özgür Özel'in yanıtını söyleyeyim. Dediğim gibi çok uzun bir açıklama, Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama. Detaylara ilerleyen dakikalarda mutlaka gireriz. Ama şunu söylüyorum ilk olarak Coşkun Bey diyor ki, AK Parti içindeki gayrimemnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa'nın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir diyor. Bu çok konuşuldu, oldukça önemli. Ama diyor buna rağmen biz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir diyor. Şimdi Özgür Özel'in bugün yanıtı oldu. Dedi ki Devlet Bahçeli'ye hitaben ben mealen söyleyeceğim. Eğer Cumhur İttifakı'nda bir memnuniyetsizliği varsa gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın dedi. Bir diğer söylemi de çok önemli. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar. Biz çözeriz dedi. Yine Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönçer'e yönelik de ağır ithamları oldu. Onların da cevapları var. Dedi ki Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönçer normalleşmeden çok korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin orta yerinde Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz dedi. Ağır ithamlarda bulundu. Şimdi sizce bu süreç nereye gidiyor? Nasıl okursunuz? Hakikaten Devlet Bahçeli'nin bir rahatsızlığı söz konusu mu? Yani niyet okumak değil elbette amacımız ama Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci görüşmesi esnasında Instagram üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Bahçeli bir yüzük ve bir dosyayla fotoğrafını paylaştı ve yüzüğün üzerinde Allah bana yeter yazıyordu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in, rahmetli Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i çocuklarıyla birlikte kabul etmesinden de rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Bunlar konuşulanlar. Sizce böyle bir durum söz konusu mu? Bence süreç değil. Nereye gidiyor? Bence değil. Neden biliyor musun? Buyurun. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yani dünkü ittifak değil. Hı hı. Aylardır, yıllardır birlikte bir ittifak yürütüyorlar. Ve bugüne kadar da ben her iki liderin birbirine makama, yaşa ve bulunduğu konuma hürmetin en üst seviyede olduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar nadir görüşseler de ve yani böyle birbirlerine ziyaretleri nadir yapsalar da o yapılan ziyaretlerdeki o nezaketi ve arasındaki o gönül birliğini, iş birliğini rahatlıkla görebiliyorsun. Şimdi Ateş'in eşiyle ben Sayın Bahçeli'nin habersiz bir görüşme yapıldığı kanaatine değilim. Çünkü Sayın Erdoğan hani çok ciddi bir tecrübe siyasette. Bir çeyrek asır.
Dolayısıyla Sayın Bahçeli'den habersiz, hem de böyle ittifakın temel direği, ondan habersiz böyle bir süreci götüreceği kanaatinde değilim. Muhakkak bilgisi verilmiştir ve muhakkak onay alınmıştır. Zaten MHP kanadından gelen tepkiye bakarsan da bunu aslında görebiliyorsun. Ama birileri, Nesip esas bana göre sıkıntı o. Bu süreci sabote etmek için, bu süreci başka yerlere getirmek için aslında haftalardır bir gayret içerisinde. Ben mesela dillendirmedim. Dillendirmeyi de doğru bulmadım. Hani değirmene su taşımayalım değil mi? Artık iyice söylendiği, dillendiği için ben bir bahiste bir sakınca görmüyorum. AK Parti içinde bazı isim önemli değil, kişilerin kardeşim işte MHP ile biz niye bu ortakla ittifaka gidiyoruz? Yeter artık. CHP ile aynı ortamı da sağlayabiliriz. Yeni ittifak kanadımız bu olmalı. Daha güçlü, işte daha güçlü bir siyaset, daha güçlü bir Türkiye gibi bir söylemi uzun süreden beri işlediklerini duyuyorum. Bu şimdi söylemi yapanlar iyi niyetle mi yapıyorlar? Yoksa olan süreci sabote etmek veya işte bir takım farklı iş ve niyet peşinde koştukları için mi yapıyorlar? Bana göre bu tartışılmalı. Madem artık her şey döküldü. Sayın Bahçeli zaten benim duyduğumu duymuş olmalı ki bu rahatsız hani. Yani şu cümleyi kurdu diyorsunuz. Önemli AK Parti ile CHP ittifak yapsın, altılı masada destek versin cümlesi. Bir daha var orada diyor ki bazı da isimler. Tabii AK Parti bazı AK Parti içerisindeki memnun olmayan isimler. İşte o memnun olmayan isimler, isimleri bana göre önemli değil. Bu süreci farklı yerlere getirmek için ciddi bir gayret içindeler haftalardır. Peki benim şahsi okumam ne? Yani bunları niye yapar? Var ise öyle isimler. Benim aklıma ilk gelen kripto yapılar. Çünkü şu ittifakı sabote etmek, şu ittifaka laf söylemek, bir kere en basitinden FETÖ'nün değirmenine su taşımak, Amerika'nın değirmenine su taşımak ve Cumhuriyet tarihinde belki en uyumlu sürecin yaşandığı, en de kritik süreçten geçildiği bir dönemde böylesi söylemlerle gündem oluşturmak, ya direkt Batı'nın değirmenine su taşımak. Ben böyle okurum. Çünkü burada Allah var. Şimdi Sayın Bahçeli benim için de adı gibi devlet adamı. Bugüne kadar ne bir talep, ne bir şikayet, ne bir istek. Yattı, kalktı, vatan için, millet için, bayrak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi ve yaptı. Hatta Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan hakkında geçtiğimiz günlerde gitmemelisin, bırakamazsın diye normalde bütün AK Partilerin söylemesi gerekeni söyledi. Enteresandır, ben orada AK Parti'de böyle çok büyük bir söylem duymadım. Kaç isim dışında evet. Sayın Bahçeli'nin ben bu söylemi çok kıymetlidir. Doğru söylüyor. Hatta susanları gördüm ben. Şimdi sen böyle bir işbirliğinde, böyle bir gönül birliğinde tutup. Tabii gözünü seveyim. Gezi arasında kaç tane AK Partili konuştu? Gezi olaylarında kaç tane AK Partili olaya sahip çıktı? Gözünü seveyim. Titreyenler vardı. Madem konuşuluyor her şeyi konuşalım. 17-25'ten beri. 17-25. Kimse çıkıyordu, Akeser. Biz çıkıp konuşuyorduk. Bu 15 durumda, Temmuz olaylarında da yani darbe girişiminde de keza aynı şekilde. Tabii ya, ben sadece ilk şeyde. Evet doğru. Bu durumda tutup böyle arada ahkam kesmek, yol göstermek hiç kimsenin haddi değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Makam mevki ne olursa olsun. Coşkun Bey, sizin verdiğiniz cevaba istinaden şunu söylemek istiyorum. Yani siz Türkiye'de giden istikrarlı bir duruşun, Cumhur İttifakı ile giden bu istikrarlı duruşun birilerini rahatsız ettiğini ve suyu bulandırmak istediklerini, özellikle ortada böyle bir şey yoksa bile varmış gibi gösterip ya da var olması için çeşitli nifaklar sokmaya çalıştığını mı anlatıyorsunuz? Evet, doğru aynen mu? Onu meal ettim. Aynen onu anlatıyorum. Hatta diyorum ki Özgür Özel suç ortağı diye bir hitabeti ver. Kim suç ortağı ya? Biraz önce Yaşar Hocam'ın söylediği kim? Evet. Şimdi suç ortağı dedin mi, ikisini de suçlu durumuna getirirsin. Bak biri değil, bak ikisini de suçlu duruma getirirsin. Suç ortağı diyorsun. Yok salakça bir cümle. İkiniz de suçlusunuz demek. Evet. Doğru. Ya sen daha geçen ziyaret etmedin mi? Salakça biraz ağır oldu ama. Bence biraz öyle. Sen geçen ziyaret etmedin mi? Sen metiyeler düzmedin mi? Senin suç ortağını diyelim. Şimdi suç ortağı dedin mi, iki partide aynı çuvala koydun. Cevap verin. Suç ortağı diye ağzı açtırırsan ben dediğin gibi onlarca. Bak komutanım güzel buldum. Atladım. Senin suç ortağın PKK, Kandil.
Yani biz itelemeyin Kandil'i falan mı demek lazım? Heh. Ortaktan bahsediyorsak. Abi, öteki hakkı da abi de suçlu. Ortaklık derken. Bak okur musun Nesip Hoca'nın çok önemli suç ortağı cümlesini. Tekrar okuyayım. Program öncesiydi o. Şu şekilde bak, memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz. Diyor ki bak gelen suçlu getirmediği de suçlu. Yani AK Parti de suçlu, MHP de suçlu. Bunu diyen kim? Aslında divanı harplik olan o mutabakat metne imzayı koyanların hani baş aktörü. Eğer sen suç ortağı arıyorsan o mutabakat metni var ya hani seçimlerde böyle tuğla gibi imzaladığın. Onun için bir karıştır bakalım orada ne suçlar var. Direkt mahkemelik. Özellik ne demek ya? Attın altına imzayı. Burada günlerce tartıştık. Dolayısıyla bakın burada oyuna gelmemek lazım. Birileri süreci sabote etmek için kasten ve bilerek bir tartışma ortamı havasında bir gündem oluşturuyor ve hani bir takım isimler cahillikten mi diyeyim, bir takım isimler de kripto olduklarından diyeyim, sanki böyle çok büyük mesele tartışılması gereken bir olay varmış gibi de üzerine köpürtüyor ve bindiriyor. Ben buradan tekrar söylüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı, MHP İttifakı, adına Cumhur İttifakı dediğimiz hatta Büyük Birlik Partisi'nin de hakkını vermek lazım. İşin içine fiilen var. Bu birliktelik şu an bu devletin tek şansı. Ve eğer bu birliktelik olmayaydı şu an ne Libya, ne Irak, Suriye bunların hiçbirini yapamazdık. Kılıçdaroğlu değil miydi barın barın bağıran? Her ne olursa olsun bu tezkereyi meclisten asla geçirmeyeceğiz diyen. Geçirmeyedik Afrika'daki hal nice olurdu bir düşünün bakalım. Kılıçdaroğlu değil mi? Gelir gelmez Mehmetçiği evine getireceğiz diyen. Bak Irak'la Suriye'de hala bataklıkta işi çözmeye çalışıyoruz. Hal nice olurdu, örgüt nasıl palazlanırdı bir düşünün bakalım. Eğer Özgür Özel suç ortağı arıyorsa önce aynaya, partisine, daha sonra ittifak kurdu diğer yapılara baksın. O masa diye ortaya koydukları yapının söyledikleri, yine o attıkları imzadaki mutabakat metni, mürekkebi kurumadı daha. Bunu şöyle bir karıştırdın mı? Aman Allah'ım diye irkilemek mümkün değil. Peki ve, Coşkun Bey, bu açıdan, bu perspektiften baktığımızda evet öyle. Peki AK Parti ile CHP'nin bu bir diyalog süreci içerisinde olmasını nasıl yorumlarsınız? Bu da Türkiye için önemli artı bir durum değil mi? Yani bazı sorunları, problemleri birlikte çözmekten bahsediyorum. Birazdan geleceğiz. İkinci görüşmede neler konuşuldu? Talepleri oldu. Özgür Özel'in işte asgari ücrete zam yapılması, emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, kayyum konusu gibi. Kayyum konusunda duruşumuz nettir dedi Ömer Çelik açıklamasında. O da ayrı bir başlık olacak. Ama yine her ne olursa olsun bugün Özgür Özel'in suç ortağı kelimesini de bir tarafa bırakarak bu diyalog sürecinin, normalleşme veya yumuşama sürecinin Türkiye açısından olumlu olacağını düşünüyor musunuz? Yani bak Nesi Bey, ben anladım sorunu, hı hı, hemen cevabını vereyim. Biz yakınlaşmayı, hı hı, kutuplaşmayı yok edecek hamleleri hep olumlu gördük. Görmeye de devam ediyoruz. İyi niyetle, samimiyetle ve gerçekten üzülmemek maksadıyla gelen her birliktelik adım bizim için baş tacı. Biz derken hani vatandaş, millet için söylüyorum. Milleti, devleti gözeterek söylüyorum. Ama sen bana öyle yüzüne mutluluk maskesi takar, arka planda o bildik ezber tavrı takınmaya devam edersen, bir dakika derim, ben burada bir oyun var ve bozarım onu. Hı. Niye? Devletim, milletim adına bozarım. Biz Özgür Özel'i burada yere göğe sığdıramadık. Dedi ki bravo, atılması gereken hamleydi. İnşallah devamını getirir dedik. Hatta ben şöyle bir şer koymuştum, yeni kapıya dönmez dedik. Hı hı. Ve o Özgür Özel, elbette şunu da takdir ettik ve haklı gördük. Kendi içinde de o kadar klik ve yapı, kripto yapı var ki yerden yere vurdular Özgür Özel'i. Ne? Hala öyle Coşkun, evet. Bey. Hala bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini istemeyenler, neden görüştüğünü sorgulayanlar var. Ya ne açığım var da niye gittin dediler ya. Ne kasedim, evet, var dediler. Daha bundan alçaklık var mı? Bak aynen ifade bu. Ne eksiğim var, ne açığım var da onu kapatmaya gittin. Neler dediler. Biz onlara karşı da Özgür Özel'i savunduk. Ama şimdi aynı Özgür Özel tutar da bir gün önce başka ak, ertesi gün kara derse, bir dakika kardeşim, hangi Özgür Özel? Şimdi suç ortağı yani öylesine bir ağır ifade ki.
neyin suçu ve hangi ortak? Şimdi sen tekrar söylüyorum. Geçmişi şöyle bir kurcala, hem de yakın tarihe. 3-5 ay öncesini kurcala. Suç arıyorsan orada öyle o kadar malzeme var ki senin böyle kendini yargılayacağın, kendini sorgulayacağın. Ona bak sen. Şimdi burada Sayın Bahçeli bugüne kadar gerçekten ileride tarih bunu çok anlatır. Öylesine kritik yerlerde, öylesine kritik hamleler yaptı ki devletin devamlılığı adına. Sayın Erdoğan da aynı şekilde. İkisi de iki arkadaş, iki abi kardeş gibi süreci bugüne kadar gıptayla getirdiler. Bu birilerini rahatsız etti. Kim? Bu devlete kastı olanları rahatsız etti. Dağılsa o kadar çok hikaye çıkacak ki işin içinden. Yeni yeni oluşumlar, yeni yeni bir takım hamleler. Ve dikkat et bak, son zamanlarda bir oyun oynanıyor ülke üzerine. Diyaloglar, ondan sonra karşılıklı zeytin dalları, olmayacak isimlerin bir anda farklı söylemleri, Kavala'ya serbestlik diyenler. Yine aynı şekilde canım Türkiye İttifakı diyenler. Ya yani neyin ittifakı? Senin attığın imza da ortada. Bana de ki kardeşim, ben burada hata yaptım. Ben bu mutabakata imzayı koymamalıydım. Eğer Halk Partiliysem, gerçek Atatürkçüysem, gerçek vatanseversem şu şu maddeler bizimle tezattır, reddediyoruz ve özür diliyoruz de. Gel o zaman Türkiye İttifakı'nı yapalım birlikte. Her şey ortada. Örgüte toz kondurmak kayyum. Kayyumu eğer Özgür Özel ne maksatla atandığını bilmiyorsa bıraksın siyaseti ya. Yoldaki adama sorsan kayyumun maksadı ne olduğunu anlatıyor. Adı gibi biliyor ya. Yani. Her şeyi biliyor. Kimse dalga, kimse ha, o zaman bana tiyatro etmez. Oynama. Tiyatro oynuyor. Ha, ama o oynadığın tiyatronun sana getirisinden çok götürüsü var. Kime? Özgür Özel'e ve ne partisine. Açıdan? Yani ne? Tabanı herhalde sorguluyordur. Abi sen bunu vatanı ve milletini her şeyin önüne koyan biri olarak bir düşünce söylüyorsun, doğru mu? Doğru. Peki vatanı ve milleti senin, yani sen şöyle birisi olsan, vatan ve millet hassasiyetin en ön planda olmasa böyle davranır mısın? Ya, fark o. Bu kadar basit ya, çok yani bunun şeyi yok. Abi, çok, yani ölçmeye biçmeye gerek yok. Bir şey söyleyeceğim, yani tamam hocam sen burada söylüyorsun da asıl mesele bu kadar detay, bu çok fazla detay ya. Yani doğru, biz olay, fazla detaya girdik. Çok fazla detay, bu olay bu kadar, bunu suç ortağı deyince aklıma şey geldi. Coşkun Bey, bittiyse sözünüz devam edelim. Sonra tekrar döneriz size. Ne? Hayır, konu bitmedi. Elbette döneceğiz. Daha süremiz uzun. Devam etmek istiyorum çünkü. Tabii ki bu konumuz bu akşam. Buyurun sözü size devredip. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli önce Özgür Özel'e bu ittifakı önerdiği için Özgür Özel de cevaben dedi ki kimse bize ittifak önermesin. Herkes sorumluluklarını yerine getirsin diye de bir yanıt yaz verdi bir bugün. Tarihi bir olay yaşadık. Bir dakika. Tarihi bir olay yaşadık. Nesibe Hanım Hikmet Bey'i bir kelimeyle kesebildi. Hikmet Bey devam etmek için Nesibe Hanım'dan izin istedi. Öyle mi? İzin tarihi istedim. Hiç gün. Fark etmedim gerçekten. Ben sıcaktan belki. Geri sararız. Geri sararız. Başıma bileşmiş. Tarihi bir olay. O zaman benim, ben demek ki hayır, biraz. Benim normalim değil yani bu. Şakası bir yana. Şimdi ben tabii ki Coşkun Başbuğ komutan burada celallendi. Yani bayağı bam gün falan vurdu. Kendimize geldik. Burada sıcaktı. Baktım masayı falan şey gibi oldu. Kılıçdaroğlu'nun masa yumruklaması gibi. Bu arada sıkıyorumuz gayet serin yani. Ha, ben yanındayım ya, fazla salladım hocam. Size gelmedi dedik. Şöyle söyleyeyim. Bak çok etti. Nereden nereye geldik? Ya çok iyi. Ya ben hatırlar mısınız burada bir şeyi kendi programlarımda yazılarımda da çok karşı koymuştum. Böyle o kadar enteresan, tam tabiri öküz altında buzağı aramak diye bir şey var ya. Öküz altında buzağı aramak tabiri. Niye hocam böyle yaptı bilmiyorum. Biliyorsunuzdur. Siz Amerika'da nasıl, ne diyorsunuz bilmiyorum. Looking for... Neyse. Ne diyorsunuz? Calf under the cattle. Ama öyle bir şey yok tabii. Ha, tabii öyle bir şey. Yani for example. Buzağı calf. Cattle'ları. Şimdi. Ya biz burada birkaç hafta önce ne konuştuk, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Siz hatta dediniz ki bunu zaman gösterecek dedik. Yok, yani hani bu başka bir şey ama o değil. Ya Sayın Bahçeli, söyleten sensin. Ferdi Tayfun'un şarkısını bir de öyle yürüyerek, tesbih çekerek geçti. Oba, tüm Türkiye bu söyleten sensin kime dedi. Ne bileyim ben. Yani şarkıyı seviyormuş adam. Hatırlıyor musun? Sayın Bahçeli yürüyüş yapıyor. Şimdi bütün Türkiye, baktım Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyası çok saçma salak, abuk subuk. Bu yani bunu Erdoğan söyledi. Ya söyleten sensin. Daha önce klasik arabada Sayın Bahçeli'nin dinlediği bir Ferdi Tayfur müziği. Yani
Böyle bir şey bu kadar. Ama buradan Söğeten sensin derken onun sen olduğun AK Parti olduğunu nereden biliyorsunuz? Yüzük konusunda da mı aynı şekilde düşünüyorsunuz? Çünkü ondan tam sonra, o sırada Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan yani görüşüyordu. Mesela şu an o anda eski bir 78 model bir Mercedes'de çıkıp da evet Bahçeli, İsmail Yekan, Allah belanı versin şarkısı dinleseydi ne olacaktı? Değil mi? Onu konuşuyor olurduk muhtemelen. Mesela Yekan, Allah belanı versin şarkı var. Bunu kime bela okudu? Kesin ittifakı okudu. Bakın dünyanın hiçbir yerinde böyle, bak burada en vizyoner arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Onur Erip kardeşime sesleniyorum. Dünyanın hiçbir yerinde şarkı sözü üzerinden oraya gönderme, buraya gönderme yaptığı tartışılmaz. Bu ülke tartışılıyor. El hak tartışıyorsa mecburen ben de tartışıyorum. Buyurun. Ama virgül. Ya arkadaş, her işten bir şey çıkartmak zorundayım derken de işin suyunu çıkartmamak lazım ya. Yani şarkı söyledi, sensin dedi, o dedi. Müzik gösterdi, Allah bana yeter. Adam yıllardır kullanan bir müzik. Niye yakından gösterdi? Bugün niye yakından gösterdi? Dün göstermedi, bugün gösterdi. Şimdi böyle baktığın zaman bu işin suyunu çıkartırsan siyasette cıvıklaşır, suyu çıkar. Beni de konuşturursun. Bir altı da yaramaz. Bunun için söyledim. Biraz Sayın Devlet Bahçeli. Benim bildiğim, yıllarca siyaset takip ediyorum. Bir şey söyleyecekse söylüyor zaten ya. İma etmiyor. Bir de kitabın ortasından söylüyor bir de. Eskilerin tabiriyle ihsas etmiyor, hissettirmiyor. Diyor ki bunu böyle yaparak ne yapmak istemektesiniz? Hatta bir de böyle bir fiil var değil mi? Yapmak istemektedir. Yani has been done. Yani oldu, geçmişten başladı. Yapmak, being done gibi. Ya, çok özür diliyorum. Çok haklısınız Hikmet Bey. Çok haklısınız. Geliyorum. Sadece şu bu bak, yazının içerisindeki şu cümle bence birazcık bu fikri zayıflatıyor. Hiçbir yani. Hiçbir şey zayıflatmıyor. Diyor ki yani AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulsun ve bu ittifakı altılı masa destek versin diye bir cümlesi var. Bahçeli. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bahçeli. Evet. Bahçeli. Niye söylüyor sence? Bakın. Size soruyorum, ben bilmiyorum. Abi, ya bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak gene okuyun. Bu efendim bir cümle kuruyor mesela, diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi iyi niyetli rol yapıcı, sonu ve sonucu asla yoktur, kucaklaşmak konuşmak diye bu yazıyı alalım. Şimdi satırasını okuyalım. Hah, bak şurada var ya, bu sonuç dediği şey, yani cümleye böyle başlarsan buradan 100.000 tane şey çıkart. Ben şunu yazının sonunda şurayı okudum, altını çizdim. Diyor ki evet Bahçeli, bunu saçmakta, bunu konuşmakta da zulal ediyorum aslında. Yani siyaset böyle bir şey değil. Abuk subuk bir saat bir şey tartışıyoruz. Şu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımız herkes çok iyi bilmelidir. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar asla. Çok kısa bir eklem yapacağım. Senin yani esas tahmin ediyorum, merak ettiğin soru. Başta niye böyle var? Ya Sayın Bahçeli ilk gününden beri herhangi bir görev aldı mı hükümette? Almadı. Bakanlık istedi talip mi? Dahi etmediğini biliyoruz hatta, yani bize rivayetlere göre teklifi dahi kesin bir dille reddetti. Ben dedi Türkiye için AK Parti'ye desteğimi veriyoruz dedi bizim MHP. Ve hala işte oradan baktığın zaman bu ilk tarafın hiçbir absürt tarafı yok. Hatta bana desen ki, sorsam bu hiç açıklama olmadı. Ya böyle böyle bir şey sorulsa Devlet Bahçeli ne der? Birebir bunu söylerim. Ya bu Devlet Bey'in zaten kaç 5-6 yıldır güttüğü demeyeyim, izlediği siyasetle AK Parti'ye yaklaşımı da ve Sayın Erdoğan'a bakışı arasında hiçbir şey, bu zaten ki bunlar da ispatlanıyor. Ya, Hikmet Bey'in okuduğu kesti, devam ediyor. Hikmet Bey'in okuduğu son cümleyle ispatlanıyor. Hocam sıcak bugün beni biraz bunalttı. Bayağı bugün, kestin. Bugün biraz formda biraz. Birkaç dakika yedi olabilir. Evet. Ben kesemedim. Olsun, işte. Sen Nesibhan'dan hem kesemiyorum hem kesiliyorum. Ben de sen Nesibhan'dan izin daha istedin. Peki bir soru. Bugün hiç Hikmet gibi değiliz. Değil mi? Evet, ne kadar detaylı. Sende de bir yumuşama var kelime, bu arada. Kelime. Yok, hayat yumuşama. Tabii şimdi sevmem. Süreç siyaset yumuşama sürecine girinde siz de mi hiç öyle düşünüyorsunuz? Yok yok, acaba? Bu sıcaktan atken daha kesemedim. Humanist oldum ben. Hiç humanist de değilimdir. Sevmem böyle humanizm. Evrensel normları kabul etmiyorum. Ben humanist falan da değilim yani. Onların anladığı manada. Kekik nasıl? Evet. Kim nasıl? Kekik nasıl? Kekik çok iyi. Evet. Aa, kekiği de biliyorum. Ben biliyorsun değil mi? Nereye geldi? Herkes ben de uğraşıyorum. Kekiği bir gün stüdyoya alalım. Ben şu kameramanın yerinde olmak isterdim. Bir gün kekiği getir. Evet, sizi görmek istiyorum. Bir gün stüdyoya konuk alabiliriz. Tamam. Getirirseniz çok mutlu oluruz. Müsait. Uyusuzdur yalnız. Problem çıkartabilir. Bir sağlık sorunu yoktu mu? En son ameliyat falan mı ettirmiştiniz? En son bir şey olmuştu. Ondan sonraki haftada ben benimkini getireyim. Sizinkini isim belli oldu mu? Oğlum diyordunuz en son. Oğlum diyorum da bir de Dumanı var. Çift ismi var. Ne var? Duman.
oldum. Peki. Ama oğlumu daha çok seviyor. Oğlum şimdi, olsun hocam ismi o zaman. Ben üçünü de getireyim. Sizde üç tane? Kedi mi? Öyle mi? Köpek. İki tane daha. ben şok. Sen önemsizleştirince iş buraya gitti. Önemsizleştirdin. Oo çok zekice ya. Evet. İşte Yaşar Hoca. Değil sen mi işte yani ne yapalım? Tabii. Olay dostuma kekiye gider. Ben şimdi ne diyeyim? Kekik nasıl dedim? Çok iyi. Sorun bu olsun size. Kekik nasıl? Peki. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ölüsü yeter. Ölüsü. Şimdi bakın. Defaatle. Çok defalar yani her şartlarda ne zaman şarkı söylese, camdan baksa, Sayın Bahçe yürüyüşe çıksa, tesbih sallasa bir mana çıkarttınız. Ben çok net bir şekilde söylüyorum bunu kendi ifade etti bir grup toplantısında. Arkadaş bir şey söylenecekse ben söylerim. Yani bana bunu demek istedi diye falan demeyin, böyle şeylere gelmeyin ya. Ayıp oluyor yani dedi. Ve aynı şekilde tekrarladığı bir mottosu daha var. O mottoyu en sonunda bu kağıdın sonuna gene koymuş. Bire bir okudum diyorum ya. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı da herkes çok iyi bilmelidir. Nokta koymuş. Yarın gene burada yanında ve arkasında ama diye ya bu artık absürt bir şey olmaya başladı. Ama tabii siyasetin bir şeyi de var. Şimdi asıl ben istediğim meseleyi tartışayım. Yani ben bunu boş boşuna anlatıyorum tabii yani. Okuyacaklar gene okuyacaklardı da. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yetme sözcüsünü değiştirmesi lazım. Hı. Bildiğin düz provokatör birisi. Bu tam Sayın Erdoğan'ın Özgür Özel'i ziyaretinden sonra bir konuşma yaptı. Bilmiyorum takip ettiniz. Bir cümle kullandı. Dedi ki şimdiye kadar diyalog kapılarını kapatan AK Parti diye bir şey başladı. Bir cümleye gitti. Şimdiye kadar diyalog kapılarını kapatan ve diyalog kapısı biz açtık falan diye bir cümle kurdu. Çok kızdım. Dedim ya bir dakika ya. Şimdiye kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanıyken, başbakanken bir Cumhuriyet Halk Partili lider randevu istedi mi? Baktım sordum. Yok hiç istememiş. Görüşmek istemiş mi? Hayır. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu bizim Cumhurbaşkanımız demiş mi? Hayır. Ne demiş? Diktatör. Diktatör bozuntusu. Ona despotik adam. Türkiye'de yönetilmiyor. Bu seçim meşru değil. Makam da meşru değil. Bu da meşru değil. Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü. Yani bu demektir ki Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşuyor demektir değil mi? Bir makam o. Şimdiye kadar diyor diyalog kılanları kapatan ve tıkayan AKP. Allah cezanı versin ben de İsmail YK'nın şey gibi bir şarkısı gibi Allah belanı versin. Ulan şimdiye kadar niye kim kapattı? Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca zehirli bir dil kullanarak bu kutuplaşmayı oluşturdu. Bütün suç Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Kemal Kılıçdaroğlu şu andaki mütekaid siyasetçi hiçbir şekilde ne elini açmıştır ne bir insani vasfıyla oturup da bir siyasetçi gibi konuşabilmiştir. İnsani vasıflarla diyorum bakın. Ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir cumhurbaşkanına adamlar fon oluşturdular ya. Ettiği hakaretleri arka arkaya koyuyorsun. Yüz binlerce lira para ödedi. Hakaretlerden dolayı. Neymiş efendim? Daha yeni ziyaret etmiş. Biz ziyaret okumaya çalışıyoruz. Sözcü diyor ki şimdiye kadar diyor diyalog kanalları kapatan diyor. Bu AKP. Oğlum kim nereden buldunuz bunu? Siz bu niyeti. Niyet belli oldu. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Şey diyorduk hocam. Ne diyorsunuz yumuşama bu siyasetteki yeni diyalog ve müzakere ortamına? Herkes aynı şeyi söylemiştir diye. Ne diyorduk? İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Ama ihtiyatlıyız diyorduk ya. İhtiyatını da iyimserliği de kaldırdım hocam. Bu saatten sonra. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir de bir yanlış bir şey tartışıyoruz. Burada soru soruyorsunuz doğal olarak. Bazı gazeteciler de yani işin hinliğini yapıp soru soruyor. Diyorlar ki ne konuştular? Masada ne vardı? Ya aptalca bir soru bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na Özgür Özel'in bir yere gelmiş olması bazı konularda ittifak veyahut da bir müzakere yapacak anlamına gelmez ki. O bir konuşma, müzakere. Zaten daha sonra açıklamalar yapıldı. Başlıkları da değerlendireceğiz birazdan. Yanlış. Çok saçma. Hayır neler konuşulduğuna dair sözcüler açıklama yaptı. Onu saçma. Söylüyor. Ona da karşıyım. Ya ulan meclis diye bir yer var zaten. Partiler kendi arasında mecliste müzakere ederler. Meclis o müzakereyle komisyonlar vardır. Sadece birbirinize nezaket ziyaretle şunu söylersiniz. Ülkenin menfaatleri. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Bundan sonra komisyonları kurarken
Yani kanun konuşmamak lazım. Komisyonu kurarken şöyle yapalım bakın. Yarı yarıya yapalım. Siz de bunu getirin, biz de bunu getirelim. Yani bir üslup, bir adap konuşalım ki artık her şey diyalog açılsın diye. Yoksa bak buraya geldim, emeklere zam ver. Ulan bu oranın işi değil ki. Çok özür dilerim. Bir daha, ama bir daha söyleyeyim. Ulan bu orası değil ki. Ha Cumhurbaşkanı o zaman zam verelim Özgürcüğüm. Bu böyle bir şey de yok. Yani bence siyaseti bu kadar kötü hale getiren de gazeteci arkadaşlarımız sağ olsun. Şimdi Mehmet Çiçek isimlerle birlikte bir araya gelecek, bir sunum yapacak. Çok uzatmayayım bugünün ben şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nı arada çatlak olup bu hanımın fırsat bilip ne oluyor işte Erdoğan CHP'yi adam yana koyup görüştü. Cümleye bakın. İşte ne oldu? Görüştü de acaba yumuşama mı oluyor? Acaba CHP ile ortak bir takım mı? Hepsi hikaye, hepsi lafı güzaftır. Diyalog kapısından açık olması doğrudur. İstikşafi görüşmeler de olur. Siyaset adına normal bir şeydir bu. Çok yani bir zarar olmaz, hatta faydası olur değil mi Türkiye? Bizim açımızdan, Türkiye açısından. Bir de kendimizi açıklıyoruz. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Mesela şöyle diyoruz. Tercüme edelim İngilizceye mesela. Onur Erip İngiltere, Amerika'da anlatsın. Normalleşiyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Anormallik. Evet doğru, anormaliz. Normalleşmek ne ya? Tamam oraya kadar getirdiniz. Fakat bundan sonra yapacak olan şeye bakmak lazım. Bak bu Devlet Bahçeli'nin efendim yürümesinden, konuşmasından, dinlediği şarkıdan, paylaştığı fotoğraftan mana çıkartıp da buradan bir kargaşa çıkartmak isteyenlerin bu süfli hareketlerini kınıyorum bir. İki, Sayın Erdoğan da müzakereler öncesinde bir ifade kullandı. Biz şimdi bir bardak suda fırtına koparıyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizim dedim Cumhur İttifakı var, kırmızı çizgimiz vardır. Her siyasetçinin kırmızı çizgisi olabilir. Kimseye bir şey dikte ettirmeyiz. Ve kırmızı çizgilerimizden feragat etmeyiz dedi. Bu da bir gerçek. Falan filan filan. Ama bugün neydi o cümleyi okuyup bırakacağım. Evet. Özgözler'in şu cümlesini okumamız lazım. Osman Bey de geldi yerimize. Ona bir hoş geldiniz diyeceğim. Tabii, siz şu tamamlarsanız. Osman Bey bir saniyenizi sadece alayım. Bakın. Şu cümleyi de kınamıyorum. Kınamanın ötesinde başka şeyler söylemek isterdim. Şu anda o ifadeyi kullanmayacağım. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Daha yeni çıkmış müzakereden. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş. Memleketi bu hale getirip de suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar bir çözüm. Şimdi Sayın Özgözler demek ki o Deniz Yücel denen o hırkat garibesi açıklamaları vardı ya. Yok efendim şöyle şöyle diye. Demek ki kendi kendine yapmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti belli oldu. Kusura bakmayın. Tıyneti, cibilliyeti belli olan bir parti. CHP, benim oğlum bina okur. Döner döner bir yok. Bu terbiyesizlikten başka bir şey değil. Peki. Sizden yani rica etsem yaptığı şey, tekrar döneceğim size. Not alın isterseniz. Şey bu konuyu devam edeceğiz. Kavga etmek de hazırız yani. Bu akşam konuşacağız. Yes. Hocam izninizle bir önce Osman Bey'e söz vermek istiyorum. Gazeteci Osman Diyadin Skype üzerinden uzaktan bağlantıyla yayınımızda. Osman Bey hoş geldiniz. Sayın Diyadin nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili konuklara da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben soy isminizi yanlış mı telaffuz ettim? Osman Diyadin. Bey Diyadin galiba Diyadin, değil mi? Ben Diyadin dedim. Özür diliyorum. Sayın Diyadin. Orada şapka yok. Diyadin. Peki. Şapka kalk. Evet. Çok oldu şapka. Hocam şapkayı kalktı mı kaldıramıyoruz. Biz yaştan çok dolayı eskiler hep böyle yapıyor ya. Eskiler böyle kaldılar tabii. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin vaktinizin ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden konuklarımdan da izin alarak sizinle devam edeceğim. Hocamın hemşerisidir biliyorsun. Öyle mi, hemşeri misiniz? Hemşerim ve çok değerli dostumdur. Çok severim. Öyle mi? Ne güzel tesadüfler. Osman abi bizim program birazcık böyle çok böyle ciddi ve sert geçmiyor. Hı hı. Hikmet abiden dolayı genelde tabii. Takılmalar çok. Takılmalar bizde biraz hikmeler oluyor. Ben bugün performans düşük, hem de dayak yiyorum yani. bulduk seni zayıf. Hazır zayıf bulmuşsunuz yani. Bugün hasta diyorsun yatakta. Bugün pestilin çıkaracağız. Peki. Şimdi Osman Bey program başından beri dinlediniz mi bilemiyorum ama çok kısa bir özet geçeyim. Gündemde konuyu aşağı yukarı biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nda bir çatırdama mı var? Devlet Bahçeli'nin açıklamaları nasıl okunmalı? Bazı söylemleri özellikle tartışılıyor. Çeşitli spekülasyonlar var. Aslında hem AK Parti kanadından sözcü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Hem Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Herhangi bir problem olmadığına dair ama yine de bazı cümleler biraz önce Hikmet Bey'in dediği gibi alınıyor. Ve bu ne anlama geliyor diye tartışılıyor. Özellikle Devlet Bahçeli'nin yüzük üzerinde bana Allah yeter fotoğrafını paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sinan Ateş'in, rahmetli Sinan Ateş'in ailesini kabul etmesinden
çok büyük rahatsızlık duyduğu söylentileri var. Siz Ankara'dasınız. Oradaki bu konuyla ilgili havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuya bakışınız nedir? Bu süreç nereye evrilir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı son gelişmelerden sonra çok daha sağlam bir hale gelmiştir. Bakın. Yani daha sağlam olmuştur. Yani bravo. Burada bir ayar çekilmesi gerekiyordu. Evet. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan ayar çekmiştir. O kadar ne? Sayın evet. Bahçeli ve Sayın Erdoğan bir fikir ayrılığının olduğunu asla düşünmüyorum. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bilgisi olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sinan Ateş'in eşini konuşmasından da Sayın Bahçeli'nin bilgisi olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sorun yok. Sorun şu, AK Parti'nin içinde geçmişten bu yana, sadece bugün değil, AK Parti'nin içinde belli bir kesim var. Onlar baştan beri MHP ile ittifaka sıcak bakmadıklarını biliyoruz. Net bir şekilde bunu biliyoruz. Onların amacının ne olduğunu da biliyoruz. Sayın Erdoğan da biliyor, Sayın Bahçeli de biliyor ama şu aşamada bir ayar çekilmesi gerekiyordu. Sayın Bahçeli bu ayarı çekmiştir ve Sayın Cumhurbaşkanı da bence bilgisi dahilindedir. Sayın Diyedin kime ayar çekilmesi gerekiyordu? Anlayamadığım için tekrar soruyorum. Bu ittifaktan rahatsız olan AK Parti içindeki AKP'lilerden. AK Parti içindeki AKP'lilerden diyoruz. Zaten bu isimlerin Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da seçim sonuçlarından sonra kendilerine fatura kesmeyip direkt sessiz bir şekilde de sayın, bu politikalardan dolayı bu başarısız sonuçlar alındığını, kendilerini de başarısız ilan etmediklerini biliyorum. Yani gelinen noktada şunu söylüyorum ben, Cumhur İttifakı dünden çok daha sağlam bir yapıya bürümüştür bu açıklamalıkta. MHP üzerinde bir takım oyun oynayan çevreler, bakın bu hem muhalefetten az önceden bir adlandırdığım kesim tarafından net bir şekilde belliydi. Zaten hatırlayın Sayın Bahçeli operasyon çeken kesim, İYİ Parti'nin doğuşunu hatırlayın. O dönemde bugüne gelin. Aynı yapılar. Yani bunu adını ne koyarsanız koyun. Devam edin. Bütün mesele şu. MHP'ye yapılan operasyonun ana kaynağı Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan operasyondur. Bakın bugün Sayın Bahçeli İttifakı dağıttığını düşünelim Cumhur İttifakı'nın. Vallahi bu kesim onu kahraman eder. Yani bugün bu MHP üzerinde oynanan oyunlar bir anda sona erer. Herhangi bir suçlama da olmaz. Bütün mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nı zayıf düşürmeye yöneliktir. Bakın yalnızlaştırma operasyonudur. Bunu görüyoruz biz. Yani o açıdan MHP'ye yapılan operasyon her birinin Cumhurbaşkanı'nın güçlü iradesine vurulan bir darbe olduğunu düşünüyorum ben. Peki. Şimdi bir diğer... Bir bugün... de artık şunu söyleyeyim ben. Buyurun. Şimdi MHP'ye neden suçlama yapılıyor? Yani MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan içinde olmasından kimler neden rahatsız duyuyor? Ya MHP bakanlık istemiş mi? Yok. Bakan yardımcılığı istemiş mi? Yok. Bürokraside bir dayatması olmuş mu? Yok. Veya bir kanun dayatması var mı? Yok. Peki MHP'den rahatsız olanlar kimler? MHP'den rahatsız olanlar bugün ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının kırmızı çizgilerinden rahatsız olanlardır. HDP'dir, DEM'dir, PKK'dır, FETÖ'dür. Yani MHP'yle meselesi olan insanlar bu kesindir. Yani yoksa Sayın Bahçeli'den, MHP'den... Osman Bey. Osman Bey'i unutmayalım. Bir de CHP'dir. Yani PKK evet, olduğuna göre zaten, PKK, Kandil, CHP bunlar rahatsızdır yani MHP'den. Ben mesela dün ortakları çünkü. Önceki, ortakları. Önceki günkü ziyaretin değerlendirmesini yaparken CHP Genel Merkezi önünde şunu söylemiştim. Asla ve asla CHP'yi samimi bulmadığımı dile getirmiştim. Yani konuşmakla samimiyet olunmuyor. Sayın Erdoğan oradan çıktıktan sonra neler olduğuna bakmak gerekir. Tabii. Yani CHP'nin AK Parti ile bir araya gelmesi mümkün değil. MHP'nin bir araya gelmesi, ortak bir karar alması mümkün değil. Tabii. Şimdi şunu soralım. CHP diyor ki böyle, ya şimdi bir tarafta
Bakın AK Parti'nin yanında MHP var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında DEM Parti var. DEM Parti. Şimdi siz bu ittifaktan nasıl bir iş sağlayacaksınız ki birlik beraber? Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı her gün suikast yapan bir parti var. Ve bu partiyle destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu bir gerçek. Şimdi anayasa değişikliği diyoruz. Şimdi CHP'nin DEM'den farklı düşünmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bir CHP'yle DEM Parti'yi yan yana koyalım bir kere. Kesinlikle. Bunu yan yana koyalım. Bir kere o Atatürk'ün CHP'si falan hikaye artık geçti o işler. Atatürk'ün CHP'si hikayesi, Atatürk'ün CHP'si 10 Kasım 1938'de ölmüştür. Bu kadar net. Bunu söyleyelim yani. Yoksa o CHP hala Atatürk üstünden vurgu yapıyor. Ya Atatürk'e baksaydınız, Atatürk'ün Türk milliyetçiliği, Türklük kavramları üzerine iki tane yorum yaparsınız. Var mı? Yok. Aksine terk ediş. Ya, o açıdan söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kesinlikle samimi bulmuyorum. Bu görüşmeler sadece ve sadece Özgür Özel'in siyasi ve genel başkanlık rüştünü ispat etmek için de bir takım görüntüler. Bunun dışında ben bu görüşmelerin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki bir yere varır mı bu görüşmeler? Yani konuşulan başlıklar üzerinden sizce uzlaşılı sağlanabilecek başlıklar olabilir mi tüm başlıklara baktığınızda? Bir de şunu ekleyeyim Sayın Diyedin. Sayın Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasında şu tabir bence önemli. Diyor ki çok bilinmeyenli bir denklem kurulmaya çalışılıyor. Sizce neyi kastediyor Devlet Bahçeli? Nedir o çok bilinmeyen denklemin başlıkları? Buyurun. Sayın Bahçeli'nin açıkladığı bu denklem İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında da vardı. Hani Sayın Bahçeli'yi devirip MHP'yi ele geçirmek isteyenler kimlerse bu denklemin içinde de bunlar da var. Yani o günden bugüne gelelim yani. Fark edin yani mesele şu bakın. MHP'siz veya Devlet Bahçeli'siz bir Türkiye. Çünkü onu yaptığınız zaman Sayın Erdoğan'ı yalnızlaştırıyorsunuz. Kim Sayın Erdoğan ittifak yapmış olacak veya arayış içine girecek ya DEM Parti ile girecek ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne girecek. Yani Türkiye'deki şu an %100 yerli ve milli bir ittifak bloğunun dağıtılması için bir operasyon var. Bakın %100 milli ve yerli ittifak bloğunun dağıtılması için bir operasyon çekiliyor. Yani MHP'yi oradan aldığınız zaman şunu görüyorlar. Biz Tayyip Erdoğan'ı yani yalnızlaştırırız ve yanımıza çekmeye çalışırız. Yani bize muhtaç kalır havası var. Yoksa MHP'ye saldırılara baktığınız zaman yani başka bir yorum yapmaya gerek yok. Bu söyleminizi destekleyecek bir cümlesi oldu bugün Özel'in. Dedi ki yarın seçim yapılsa CHP iktidara gelir. Evet. Mahkedir. CHP yarın seçim yapılsa bakın yarın seçim yapılsa CHP iktidara gelir mi gelmez mi bilmiyorum. CHP'ye 31 Mart seçimlerinde verilen oyların bir emanet oy olduğunu, tepki oy olduğunu düşünüyorum. O günkü şartlarda bu millet ondan bu seçimden daha önce aylar önce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçti. Bakın ben her zaman bu millet Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermekten kendini yine alamayacaktır. Yani oyunu verecektir. Çünkü başka bir alternatifi yok. Bu gerçeği de görüyoruz. Başka bir alternatif yok. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında Sayın Bahçeli'den verdiği birliktelik dışında bu ülkeyi yerli ve milli olarak yönetecek iradeye kim sahip? Bana bir isim söyleyin. Yani Özgür Özel'le mi yürüyeceksiniz? DEM Parti'yle mi yürüyeceksiniz? Ya yani bunlarla Türkiye'nin nereye gideceği apaçık ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında veya DEM Parti ile yapacağı iktidarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yapısının altına dinamit konacağı apaçık ortada. Bu millet buna fırsat vermeyecektir. Bakın 31 Mart seçimleri yerel seçimlerdi. Bunu ayırt edin. Bu millet bunu biliyor. Bakın genel seçimler olsa bu sonuçlar olmayabilirdi. Net bir şekilde söylüyorum ben. Yani Özgür Özel veya başka bir CHP'li Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkmış olsaydı sonuç yine Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanırdı. Yani millet, yani Türk milleti bir kere şunu söyleyelim. Türk milleti söz konusu vatan olduğu zaman o tercihini yapıyor. Yani söz konusu vatan olduğu zaman da bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti
Birliği'nin de bir geçerli bir yol alacağını düşünmüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Diyadin. Tekrar döneceğiz size. Yaşar Hocam sizinle devam edelim. Aslında bir seçim vurgusu da var. Daha doğrusu bir soru soruldu Özgür Özel'e. Erken seçimle ilgili böyle bir şey olabilir mi diye. O da Devlet Bahçeli böyle bir şey önerirse değerlendirmeyi alırız gibi bir şey söyledi. Sizce bayram sonrası Devlet Bahçeli'den böyle bir erken seçim vurgusu gelir mi? Ben sormakla yükümlüyüm hocam. Ama bir de suç ortağı üzerinde siz de çok durdunuz. Onu nasıl siz okursunuz, siz dinleyelim. Buyurun. Seçim meselesini Hı-hı. hemen söyleyeyim. Buyurun. Öyle bir şey olmaz da. Hı-hı. Matematik olarak da zaten AK Parti evet demedikçe. Erken seçim falan eski dönemin tabiri. Evet hocam öyle şey dedi şey zaten Özgür Özel. Ben 127 vekil erken seçim kararı zaten alamam dedi. Bir MHP de geçse o tarafa. Evet. 35 yapar. 360 lazım. Yani meclisin bugünkü aritmatiğinde AK Parti diyecek ki yeniden seçim yenileme kararıdır o. Erken seçim falan o eski dönemin tabiri. Dolayısıyla mümkün değil. Peki. Öyle bir şey mümkün değil. Ona da seçim gecesi noktayı Sayın Cumhurbaşkanı koydu. Seçimsiz 4 yıl var önümüzde. Evet. Bitti o iş. 2028'de kim nasıl hazırlanıyorsa hazırlansın. Öyle bir şey beklemiyorum. Çok açık. Yani ben de sevgili Osman kardeşim gibi düşünüyorum. Şu çıktı ortaya. Yani Özgür Özel'in diyordu ki bir CHP içine yönelik bu hamlesi. Yani neyi murad ediyor? Normalleşme. Yani yumuşama dedi Sayın Cumhurbaşkanı. O normalleşme dedi. Peki normalleşme. Ne anlayacağız bundan? İçini nasıl dolduruyoruz? Ne söylüyoruz? Ne istiyoruz? Derdin ne? Yani niye bu randevu aldı? Niye görüştü? Çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlık yarışı, daha doğrusu tartışmasına ilişkin hepimiz onun altını çiziyorduk. Gölgedir. Ekrem İmamoğlu ağırlığını koymasa seçilemezdi. Neler söylenmedi? Kaç gündür işte Özgür Özel öne çıkmış durumda. Onu ne kadar az duyuyorsan Ekrem İmamoğlu, o kadar daha çok duyuyorsan öbürünü daha az duyuyorsun. Onun için şu anda yeterli. Şimdi sıkışmaya başladı bence bu ikinci görüşmeden sonra. Sevgili Hikmet önemsiz dedi ama önemli konuşulan şeyler. Ne diyorduk sevgili Hikmet? Normalleşeceksen gel arkadaş. Türkiye'nin partisi ol. Dedin ya dışarıda Türkiye'nin partisi olacağım. O tabii başka. Ömer Çelik açıkladı ya dış politikadan. Hadi bakalım Kıbrıs'a beraber gidelim. İç Sosyalist Enternasyonel'e Türkiye'yi savun. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Demiyor muydum ben? Evet. Ama bak ne diyoruz ya, madde kanunu tartışmıyoruz. Bu sizin söylediğiniz. Şimdi kaçış başladı. Abi madde bak. Oradan çıkartıp başka yere gidiyor. Tabii. Şimdi kaçış başladı. Evet. Başka yere doğru çekmeye çalışıyor. Şimdi kaçış başladı. Şimdi MHP'ye çamura sararak, MHP üzerinden. Çamura yatıyor. Sanki ya. MHP bu şeye karşıymış gibi. Bak Cumhur İttifakı'na bir şey olmayacak da. CHP eğer Türkiye'nin partisi olacaksa Cumhur İttifakı'na katkı sağlamak zorunda. Bu kadar açık. Nerede sağlayacak? Gelecek önüne işte. Tezkereler gelecek. Dillerinden düşürmüyorlar değil mi? Yeri gelip konusu. Buralara takıyorlar Atatürk rozeti. Arkalarına koyuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir aradayken. Sana sorayım mesela. Cevabı sen ver. 2024 senesi hangi aydır? O yılın içindeyiz. Suriye, Irak tezkeresi gelecek. Libya tezkeresi de gelecek. Bir şimdi bir öncesi içindir. Öyle ya. Atatürk'ün kurduğu parti diyoruz ya. Genel başkan o. Mehmetçik de Gazi Meclis'ten diyor ki ben terörün kuluçka merkezleriyle mücadele ediyorum. Bir de arkasındaki emperyalizmle mücadele ediyorum. Bak biliriz. Yılda bir bu süreli yetki doldu yine. Bana yetki ver bu mücadeleyi yapayım. PKK'nın siyasi kolu diyor ki birlikte yol yürüyeceksek CHP'ye, tamam mı? Bunun ilk sınavı bu tezkere hayır oyu vermenizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya mecliste. Diyor ki haklısınız, buna hayır oyu verelim. Kandil de bağırıyor oradan. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu vermiştir, çok hayırlı bir iş hayırlı yapmıştır. Hayırlı bir iş yapmıştır, cümle bu. O da oradan diyor. Cemil Bayık. Atatürk de diyor ki tamam diyor. Cumhuriyet Halk Partisi budur işte. Suç ortağı. Evet. Libya tezkeresi yine Genel Başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Orada emperyalist bir dayatma var. Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları anlaşmasını koruyup kollamak gerekiyor. Meşru hükümet diyor ki Türkiye halkının da efendim Libya halkının da çıkarına olan bir şeydir bu. Gelin bunu koruyup kollayalım. Yine PKK'nın siyasi kolu hayır diyor. Emperyalizm burada istemiyor bunu. Buna hayır oyu verelim.
yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk Genel Başkan ya CHP'nin başında. Diyor ki haklılar. Emperyalizm de istemiyor, onlar da istemiyor. Buna da hayır oyu verelim. Der miydi? Derse bu adamlar çıkarsınlar o rozetleri. Yeter yani bu. Pazarlamacılıktan bıktık. Bu maskeli balodan bıktık. Şimdi de demokrasi maskesi. Sen okudun mu o dosyayı? 10 yıl sürmüş, onu da 10 yıl sürmemesi gerekir. İhtisas mahkemeleri mi kurulur, ne olursa. Terör davaları çabuk bitmelidir. Bunu söylüyoruz. Kayyum deyip tepinmeye başladı. Zorlanmaya başladı işte. Hani Türkiye Partisi olacaktı? Ya. Bunun bir PKK terör örgütünün stratejisi olduğunu anlayamadın mı hala? Efendim meclisten seçilseymiş. Belediye meclis, daha doğrusu belediye kanunun 47, 45 ve 46. maddelerini okuyun. Nesibe sen de bak onlara. Orada diyor ki tedbiren idari karar alınır. Meclisten seçip koyarsan o belediye başkanı olur. Şu anda vali belediye başkanı değil aslında. Açığa alınmıştır. Kanuna göre değil miymiş? Değil tabii. Üçte iki maaşını alıyor yine adam. Bak onu. Belediye başkanı olarak. Öyle mi? Tabii. Kanunen öyle bir şey yapamazsınız ki. Belediye meclis üyesi seçseymiş. Belediye meclisi seçseymiş. Seçildi ya o belediye başkanı olur. Ama bu halk seçmiştir çünkü belediye başkanını. Antidemokratik. Bu, olur mu öyle şey? Yok. Halk seçmiştir onu ama görevini kötüye kullanmış. Hakkında şüphe oluşmuş, yargılama başlamış. Geniş başlığı söylüyorum. Kovuşturma açılmış, soruşturma açılmış. Böyle durumda idari tedbir olarak bu süreci önleyebilmek adına açığa alınıyor. Bu iş böyledir. Kamu görevlileri açığa alınır. Böyle durumlarda. Yargılama tamamen biter. Şimdi bu birinci derece mahkemeden hüküm tesis edildi. Bitmedi daha. Onun tabii istinafı var, Yargıtay'ı var. Hepsi tamamlanır, düşer o zaman belediye başkanı. Tamam. Tamam. Yani bunu tespit edelim. Düştüğü noktada o zaman yeni bir o zaman elbette. Yani tabii. Hukuken de süreç bu şekilde işliyor diyorsunuz. Peki çok, olay çok budur. Güzel açıkladınız hocam. Dolayısıyla sonra bir daha terörist çıkarsa bir daha kayın. Bir daha tabii atar. Bence atılmalı. Bunu da özellikle PKK özellikle seçiyor. Yap, tabii. Bir cümle kursana desene şu adamlara. Başka adam mı bulamadınız ya? Hiç mi özellikle yapıyorlar. Sadece bunlar değil ki 26-27 tane adam var böyle durumda olan biliyor musunuz belediye başkanı? Mağduruz dememek için yapıyorlar bunu. Tabii bak, üstünde demokrasi yerimizi tepinmesi yapacaklar. Maskeler hazır. Demokrasi maskesi. CHP de orada hazır zaten. Çok iyi. Olay yani budur. Bu program böyle çalışıyor. Evet. Ha diyebilirsiniz ki aday olmasaydılar niye Yüksek Seçim Kurulu adaylığını? O da hukukun en genel masumiyet karinesi. Hakkında bir siyaset. Hüküm bütün yargı süreçleri tamamlanır. Evet. Terör suçlusu haline gelir. O zaman aday olamaz. Allah. Belki olmayacak. Yani yargılama onlar sonucunda. Hocam iyi seçiyor demek ki. Kimin davası devam ediyor? Tabii tabii bunları çok iyi biliyorlar. Senin PKK'yle davan devam ediyor mu? Gel hemen aday oluyor. Tabii. Yapıyorlar bunu yani. Özellikle bu. Özel seçiyorlar. Van'daki adam mesela. Özel seçiyorlar. Adam tükürüğüyle boğarım dedi ya alçakça ifade. Belediye başkanı yaptılar onu. Halkın evet. Önüne koyuyorlar. Şimdi bu kirli pis oyunu görmeyeceğiz de sen de onun bir parçasısın. Sözcülüğünü yapacaksın. Sonra da ben Türkiye Partisi olacağım. Türkiye İttifakı. Ne Türkiye İttifakı ya? Ben Türkiye İttifakı, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinden kopalım da demeyeceğim de hiç yer almadınız ki. Ne zaman yer aldınız ya? Ya millet sokaklarda canı pahasına mücadele etti ya. Siz neredeydiniz ya? O açıdan kaçış başlamıştır bu zeminden. Normalleşmeden anlaşılacak şey. Sen istediğin kadar muhalefet et. Türkiye'nin sonuçta seçim düzeneği bellidir, seçim takvimi bellidir. Seçmene bir şeyler söyle. Ama muhalefet iktidar yapılamayacak ya, daha doğrusu kurban edilemeyecek konular Türkiye'nin bağımsızlık meseleleri. Orada yoksun. Orada yoksun. Bunun da farkındadır Sayın Devlet Bahçeli. Ve Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhuyla doğup büyümüştür. Tehlike görülmüştür. Açık bir şekilde. Yeni Kapı ruhuyla taçlanmıştır. Oraya zoraki geldi ve hiç durmadı orada. Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ilk günden itibaren FETÖ lügatından çıkmış olan, onu da ilk yazanlardan bir NATO belgesi, daha doğrusu o NATO görevindeki kaçkın FETÖ'cüler İngilizce bir bülten hazırladılar. Kendilerince güya işte 15 Temmuz'u o direnişi karalayacaklar. Kontrollü darbe dediler ona. Şubat ayıydı. Bir grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyince şaşırdım. Hemen o yazıyı buldum. Aa.
FETÖ'lü gatından çıkmış şey diline yapıştırmışlar Kemal Kılıçdaroğlu. Dilinden hiç düşmedi. Hep yapışık gezdi onlar. Şimdi farklılaşmak istiyorsan bütün bunlarda olacaktın ama değilsin, hiç farklı değilsin. Sen de oradaydın. Hala oradasın. Bak ne demiş bir de Özgür Özel. Efendim biz hiç ittifaksız en yüksek oyu aldık falan. Vay be. Demedi mi Meral Danış Beştaş İstanbul'da? Biz evet. Oylar bizimdir dedi. Hemen yemedi içmedi seçim sabahı ertesi günü. Biriniz cevap verebildiniz mi? Diyebildiniz mi ya kardeşim bu ne biçim laftır? Demokratik seçim yaptık. Sen de adaydın. Sana değil bana verdiler. Dedim İmamoğlu'nun adını da andı. Sen dedin mi genel başkan olarak? Size ne oluyor? O hatırlattı. O dedi ki adına kent bilmem nesi falan dediler ya. Onu hatırlatırım dedi. Birlikte yaptık bu iş. Açıdan bu zeminden kopmaya falan bunların mümkün değil. Kopamıyorlar. Cem diyorum. Demsiz CHP, CHP'siz dem analizi yapın yapabilir misiniz? Siyasi analiz yapamazsınız. Hocam peki hiç umudunuz var mı? Değişmesi yönünde. Hep ortakları hocam. Hep suç ortağı dedi ya. İşte dem suç ortağı. CHP'nin suç ortağı. Evet. Demin suç ortağı CHP. Hayır hayır yani. Sayın Bahçeli diyor ki suç ortağınızla birlikte. Suçluları tıkta evet. Hocam. Kendilerine bulacak, arayacaklar suçluları. Bunu diyecek bir kişi var. Yani bu suç ortağını kimi tabii. Kastetti aslında? Hı? Kimi kastediyor? Sayın Cumhurbaşkanlığı Özgür ve Hocam. Aynı zamanda komutanın dediği gibi aslında orada bak o önemli bir nokta. İkinizsiniz diyor aslında. Tabii ikiniz de suç. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı suç değil mi? Suç ortağı. Ortaksınız diyorsun. Orta bir suç var. Bakar mısınız? Bundan daha öte laf mı var? Yumuşacakmış, normalleşecekmiş falan. CHP. Sıkıştı çünkü kaçıyor burada. Anayasa meselesi var. Niye bir, o konuda bir şey diyemiyor? Anayasayı bir uygulayın da görelim vay be. Niye? Niye yoksun orada? Çünkü korkuyor, demden korkuyor. 66 var. 66. madde var. İlk 4 madde var. Dem sıkıştırır onu. Beni de al der. Beni almasalar sen şunla otur oraya der. Ajandaya şu maddelerle otur der. Allah saklasın. Demli olan ittifak kopar. O açıdan bu çok açık bir şekilde kendine bir gerekçe üretiyor. Şu da çok açık yani. Onu da söyleyelim. Bu yani Sayın Cumhurbaşkanı iadeyi ziyareti, bütün bunlar buradan Cumhur İttifakı'na ilişkin. Burayı tırtıklayalım, zayıflatalım, bir gedik açalım konusunda da bir fırsata dönüştürelim diye bir damar da var Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet bloğunda. Oradan da geliyor bu, besleniyor bir aynı zamanda. Çok doğru bir tespit. Tabii. Yani hazır böyleyken, yakın gibi yönüp bak evet, görüyor musun? Bir fitne çıkartalım. Bir de arkasında suç ortağı diye. Tabii suç ortağı bak, diyelim. Bak pisliğe bak. Böylece olacak iş değil. Bu kadar açık. Hocam şey yaptı ama lafını kestim araya girdim. Estağfurullah. Şimdi suç ortağını söyleme hakkı bizde. Dedik ya yemin, işte. Tepeden tırnağa her hareketi suç. Ortağı da sen CHP. De onunla birlikte hareket ederek aynı şeylerin altına imza atarak suç ortağısın. Ya Suriye'de, kayyumda işte, sözde, kayyum atamasında. Suriye'de sözde bir seçim safsatı çıkardılar değil mi? Onlar da cesarete bak. 30 Mayıs'tı 11 Haziran dediler. Şimdi erteliyoruz dediler. Amerika'da asıl ağababaları da ne dedi? Şartlar şimdi oluşmadı dedi. Bu gayrimeşrudur, gayri ahlakidir, hukuki değildir, bu yapılabilir mi diyen yok. Ne Amerikası ne onlar, biz artık vazgeçtik bu işte. Türkiye kuşkusuz ağırlığını koyunca yapamadılar. Ama devam edeceğiz diyor. Bir kelam duydunuz mu bu zattan? CHP'nin yeni başkanında. Hani dışarıda sen Türkiye'nin partisi olacaktın? Bu iş bitmiştir. Daha önce duymadık ki, kusura bakmayın. Yani ben şimdi yakal Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yani, terör örgütü lanetliğini bile duymadım yani. Böyle ikide bir gelecek işte efendim, asgari ücreti arttıralım. İşte efendim ondan sonra emeklere şunu para yapalım, verelim. Para verelim. İşte şu dosyaya da bir bakın sanki şey, ben Cumhurbaşkanı oluyor. Hakimlere talimat verecekmiş gibi. Bununla işte sözüm ona siyaseti normalliği. Neyi örtüyor bu aynı zamanda? Kendisine düşen o hani Türkiye'nin iç cephesinde gedik açılmamasını. Türkiye'nin iç politikası Amerikan dış politikasıdır demişti yıllar önce. O iş bitmedi, hala sürüyor. Kasım'da seçimler var bak, Amerika'da yeni bir ajanda oluşacak. Ona bir zemin açıyor. Sözüm ona oradan bir emperyalist damarında şey olacak, girecek oradan. Yani peşi sıra emperyalist damar da girecek. Cumhur İttifakı biraz çalkalanacak.
küresel efendileri mutlu edecekler. En çok da işte yine FETÖ sevinecek, küresel efendiler sevinecek. Başaramaz. Peki, devam edeceğiz hocam. Yani CHP normalleşiyor bence. Evet. Şimdi bu anormal hareketler değil mi? De normal, hain diye devam kaldığı yerden. Evet. CHP normalleşiyor diyebiliriz bence. Peki, Onur Bey'le de konuşalım. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Erim? Şimdi bu söyleminden sonra Özgür Özel'in bu erken seçim tartışması da hemen gündeme getirildi. Böyle bir şeyi siz mümkün görüyor erken musunuz? Yani Devlet Bahçeli'nin böyle bir teklifte bulunacağını düşünüyor musunuz? Suç ortağını nasıl yorumlarsınız? Ve yine Devlet Bahçeli'nin çok bilinmeyenli denklem ifadesinin sizce alt başlıkları neler? Buyurun. suç ortağı yani artık yıllardan beri görüyoruz. Hani Özgür Bey'in çok ciddi bir zekası, siyasi zekası olsa suç ortağını farklı yerlere çekiyor olabilir derim ama o bence bunu gayri ihtiyari kullan. Ha. Yani o bunu o lafın nereye gideceğin farkında bile değil bence. Belki suçun bile ne oldu bilmiyor. Evet. Belki suç ve cezayı bilmiyor. Ha, olabilir. İki, unutmadan söyleyeceğim. Kapasite yok bu kadar. Bu CHP sözcüsü Deniz Yücel ki daha dakika bir gol gibi 2-3 tane bunun yalanı çıktı ortaya. Tabii. Bunu söyleyeyim. Bunu yakında CHP'den daha doğrusu sözcülükten şutlarlar. Şutlamazlarsa CHP düşünsün durumu var. Bu yani bir parti sözcüsü kullandığı kelimenin ne bileyim çekimine dahi dikkat etmek zorunda. Tabii. Bu adam aleni bir yalancı. Yalan söyledi çünkü. O ispat doldu yani. Bilerek isteyerek hangisi yalan. Hangisi hocam? Deniz Yücel bu. CHP sözcüsü. Hangisi? Hangi yalan? Vallahi sen ya, biraz öncesini bastın. Yani son 15 günde 2-3 tane gördüm ben. Evet. İspatlı bir de. Bir de biraz da Müslüman düşmanı sevmiyor Müslümanları. O da düzeltsin ya biraz. Ya bir insan Müslüman ayıp düşmanı ya olabilir. Hakkıdır. Nasıl ya? Hayır. Hakkıdır. Ha bir Müslüman düşmanını. Sen de doğrusu. CHP dedi mi İslam düşmanıdır yani. Türkiye'nin demek için de kurucu partisi sözcü olarak gösteriyorsa onu da CHP'liler düşünsün. Ona oy verenler düşünsün. Ben düşünmeyeceğim. Bana ne? Ben CHP'ye oy vermiyorum. Sen de haklısın ya. Orhan Baba gibi oldu. Yani ne diyeyim? Ha, biraz şey gibi oldu. Nasrettin Hoca gibi oldu. Sen bence sen de haklısın. Onlar düşünsün ama yani bu dakika bir gol bir. Yani mesela şey iyiydi onun yanında. Eski var ya Öztraklar hanedanlığı. Onu en azından 150 senedir aynı şeyi söyledikleri için bütün aile alışmıştık ona. O kadar fazla şey yapmıyordu, dokunmuyordu. 150 senedir aynı şeyi dediğiniz de aynı aile. Çok tecavüz var diye sorunca ne yapıyordu? Hani ne oldu da cevap verirken şöyle bir dosyanın altına bakıyordu. İntikam alıyor ya sözümü keserek. Çaktırmadan intikam tatlı tatlı. Hocam bekliyorum bu anı. Farkındayım ben biliyorum. Hocam bak bilinçli. 3 dakika mıydı? Bak içerisi senin stüdyo. Şu anda başıma güneş geçmiyor. Kendime geldim. O yüzden bakıyordu tecavüzleri araştırırız diyordu. Kağıtların altında tecavüz arıyordu. Sen gene büyüklük göster. Müsaade et konuşsun. Benim dediğime katılıyorsun. Ondan dedi de intikam acı olur. Sevgili onu dedi. Bunun için. Ama katılıyorsun hakikaten değil mi? Yani bu kadar acemilik değil. Ama ya abi sözcü, parti sözcüsü. Parti konuşuyor aslında değil mi? Bir an önceye göndersinler. Parti adına ya konuşuyor. Böyle, kendi adına değil bak. Bravo. Sıkıntı orada. Bu kadar palavra, yalan, bir de bu düşmanlık, bir de bu saçmalık. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Ne diyeyim? Neyse genç diyeceğim ama sen daha yenisin galiba diyeceğim ama adam eskiymiş partide. Onu da öğrendim. Evet. Mustafa Kemal. Tercih, insanlar hep tercihleriyle yaşarlar. CHP'nin de tercihi bu demek. Evet. Afiyet demek olsun. Ki. Evet, şimdi bu kadar hocam bak fazla kesmedim. Vicdanlıyım. Aslında demin yani ben bu konuyla ilgili esas söylemek istediğimi demin haddimi aşarak Hikmet abinin lafını keserek söyledim. Buyurun. Siz, bir daha söyle. Yani, bir soru, daha söyle. Bir daha söyle. Sizin soru şeklinizden Hikmet abiye bana gelen his şuydu ya hani Bahçeli nasıl böyle bir laf, ne demek bu laf? Ama ben ne dedim? Yani zaten Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na bakışını, AK Parti'ye bakışını, Türkiye'ye bakışını biliyorsanız, ya şu kadarcık yani hani gerizekalıyı anlatır gibi yıllardır anlatıyor Sayın Bahçeli anlayana. Onu yüz defa söyledim. Hayır yüz defa. Abi, söylesem söylerim. Yani ya. Ha ya zaten Sayın Bahçeli böyle görüyor olayı. Biz diyor hükümetin bir parçası değiliz. Olmadık. Olmak da istemiyoruz. Yine söyledim. Rivayetlere göre hani bırakın istemeyi ciddi bir teklif olmasına ama ve gene rivayete göre Sayın Cumhurbaşkanı tarafından teşekkür etti. Ya zaten bu böyle. Çok açık değil mi hocam? Daha çok açık. Olur ki? Zaten senin yani dikkat çektiğin. İstemiyorum. Ya ben sadece senin, seviyorum abi diyor. Senin de. Dikkat çektiğin o en sonundaki cümle zaten beni de doğruluyor. Her sonuç ve şartta
Bizim evet, desteğimiz evet, tartışılamaz. Tartışmaya kapalıdır bu konu diyor. Tamam. Yani bunu, her ne olursa olsun biz de tamam, desteklemeye bu, devam tamam, edeceğiz. Bu ne demek? Bu ne demek? Bak aslında Sayın Bahçeli yıllardır söylediğini söylüyor. Diyor ki Sayın Bahçeli, bakın diyor, biz bu millet, bu vatan, bu devlet için AK Parti'ye destek veriyoruz. O kadar bu konuda kararımız kesin ki CHP ile ittifak bile yapsa, ki biz de yapmıyor. Biz istemedik zaten. Düşün yani. Ben devam edeceğim bu millet ve vatan için. Bu kadar basit. Bunu anlamıyorsanız. Bundan da buzağırıyorsunuz. Ha, şimdi yalnız demin Osman abi güzel bir şeye dikkat çekti. Şimdi bu şu demek mi? Ben kesinlikle katılıyorum. AK Parti'nin içerisinde yine Osman abim bence çok doğru bir deyimi. Bazı AKP'liler Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ittifak baştan da istemiyordu muhtemelen. Sonradan da şimdi de istemiyor. Bundan sonra da istemeyecek. Orada bir şey soracaktım. Belki vakit kalsa Osman abi cevaplar. Bilmediğim için soruyorum. Ya kesinlikle şey bir soru değil. Hani provokatif bir soru değil. MHP'nin içerisinde de AK Parti ile ittifak istemeyenler var mı diye soracaktım. Var. Bizden çok iyi takip ettiği için. Olur hocam. Siz yani, sözünüzü tamamladıktan şey sonra Osman Bey'e reklam öncesi söz verin. Yok, bir şey demedim. Koskoca iki partinin içerisinde. Ya bu, olur tabii. Yani, hayır, gayet de doğal. Vardır da. Konuyu başka bir yere ve var diyelim. Ben hani, liderlere Osman bakarım hocam. Vardır diyelim. Beni liderler bağlı. Nereye bağlayacağım konuyu? Şimdi tabii yöneticisi birazcık bu konuda tartışıyorduk. Ya bir yerlerde bir şeyler fokurduyor şu an. Yurt dışında. Washington'da, Londra'da, Paris'te, Körfez'de, bilmiyorum Rusya'da, Çin'de, Tahran'da bir yer bir şey fıkırdıyor. Ve yani ben yani Coşkun abi çok çok sevdiğim çok enteresan bakış açıları var komplo teorilerine. Ben biraz komplodan uzak, komplo teorilerine çok uzak durduğum için. Niye mesela abi, komplo, hani niye değişik açıdan mı dedi ya? Komplocu, komplo teorisi dedim ya. Coşkun Bey, komplo cevabınız var mı size? Komplo teorileri demedim mi ben? Bir dakika hocam. Söz hakkı ya bak ya. İntikam çok kötü olur. Çok enteresan komplolar dedi bir de. Abi, komplo teori, komplo teorileri çok enteresan bakış açıları var. Yani evet, Amerika'da böyle mi yapıyorsunuz? Zaten hocama mikser dediler. Komplo kim dedi? Kim dedi hocam? Sen dedin ya. Nesibe Hanım siz mikser ya yuh yani Nesibe bu kadar da yapma. Yaşarcı ya. Salih oğlu. Kayıtlarda var. Mikser dedi abi. İnkar etsen fark kayıtlarda var. Maalesef. Ne de mikser evet, diye döndün. Ama benim niyetimi valla yani ben biliyorsunuz. Ben bilmem mikser komplocu. Başka ne oldu? Ama sonra karar verdik ki mikser başkası dedik yani hocamız değildi. Bu da kameraman. Hololü hololü. Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum da. Ne demiş? Sonra karar vermişiz mikser hocamızın başkası. Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum dedim. Sizin olmadığınızda karar verdik ki hocam. Öyle mi oldu? Evet öyle bir şey yok. Valla benim hocamın da haberi yok. Bırak beni geçti. Hiç bende mikserlik falan yok. Yalnız şu anda direkt bodozlamadan söyledi. Evet. O komutanım sürekli. Bak intikam kötü olur. Ben bilmem söyledim hocam. Kayıda geçti. İntikam acı olur. Siz ikinci turda sözünüzü. Not az. Not alın Coşkun Bey. Zihnime, zihnime, bilgisayara. Nesibe bir yerlerde bir şey fokuruyor. Çok ikinciyiz hocam. Ve bunu yani işte şey, hem Yaşar Hoca ile hem Coşkun abi de çünkü Hikmet abi her zaman gibi geç kaldı. Biz tartışırken bu konuyu hiç geç kalmadı ama bugün sizin geç kaldığınızı söylüyor stüdyo. Geç mi kaldı? Siz biraz en son hep sen gelmiyor musun? Valla ben bizden geç geliyorsun. Program başladığından beri program zirve başladığından beri en devamlı olan kameraman benim. Asla gelmez gitmedim. Öyle ama gelmezlikten demedi. Sonra geç, abi, geç geliyor dedim bahsetti. Ben ya. Geç öncesi buraya erken Allah gelmekten ya. Bahsetti. Hiç geç gelmedim. Ne zaman geldim? Birkaç kez oldu sonradan geldiniz ya ne oldu birkaç kez. Nesibe girme oraya. Bir ya da bir. Sandık hani İstanbul'da yaşıyoruz trafik var vesaire. Evet onu şu kompleyi alayım hangi teorimiz? İnandırdın adamı ya. Adamı koskoca istihbaratçı adamı inandırdın. Bu top, bu top çıkmaz. Kendi duyduğu şey tersine inandırıyorsun. Dedin hocam. Devam et. Dedin artık hani. Ya bir yerlerde bir şey fokur diyor. Ve bunu fırsat bilenler bence Sayın Bahçeli'nin hani bu satır arasındaki söyledikleri hatta satır arasında değil dışında da söylüyor bunu. Söyledikleri kimse diyor bana göre benim okuyuşum. Kimse buralardan bir heves duymasın. Evet dışarıda bir şeyler yapılıyor. Evet burada da bunu şakşakçıları bol. Hani rahmetli Özal'ın söylediği gibi hani Batı'nın en şeyi bizden çok kolay adam satın alabilmesi diye bir lafı vardır rahmetli Özal'ın. Bu bol ama şu da var. Bir şey daha söyleyeyim. Ha, oraya gelecektim. Onu konuştuk. Ben bu fokurda dışarıdaki fokurdamaların, bu işte içerideki bir nifak sokmaya çalışanların ve bunlar olurken şimdi apayrı bir şey söyleyeceğim. Bu terörist başı
Fethullah'ın da işte bu videoları öldü. Bunların hiçbirinin birbirinden bağımsız olaylar olduğunda düşünmüyorum. Ya o konuyu bunu zaman gösterecek. Geçen hafta ben olabilseydim onu gündeme getirecektim. Paylaştım ya yoktunuz, tatildeydiniz. Ya nasıl? Bak onu gündeme getir. Geçen tatilde değil miydiniz? Yo hayır. Nesi? Tatilde değil. Ya, bak onu var ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tatilde tatil bizim değil sizin işiniz. Tatil. Bizim değil sizin işiniz. Nesi be? Kavgada söyleme. Tatil bizim değil sizin işiniz diyor. Kavgada söylenmez bir laf var ya. Bir Porto Rico'dan bir Seyşenler'den. Öyle değil mi ama? Konum atmadı. Kavga var ha. Bir şey taktın falan. Seyşen hafta geçti. Tatilci, komplocu. Sen baksın. Tatil sizin işiniz. Mikser olsaydı ben söyledim. Tatil sizin işiniz. Hayır yani işine tatlı bir meşhur. Bu arada beni de Ekrem İmamoğlu aynı potaya koydun ya. Bak beni de Ekrem İmamoğlu'na benzettin ya tatil sizin işiniz derken. Hayır asla o niyetle söylemedim. Nesi be? Geçen hafta sen... Sizin işiniz genelde hani seyahat üzerine... Bir de ben tatilci değilim ki iş için gidiyorum oralara. Nesi be sen geçen hafta dostlarla çalışırken... Hocam Allah aşkına bir körfezle bir Portorika'dan nasıl işte o? Ne o yapıyorsun? Eskolarla fotoğraf falan da bir ya. Atlamayalım. Bir dakika gitmeden yalnız. Osman Bey, ondan önce şu gitmeden az vakitimizde Osman Bey eğer ikinci yer olmayacaksa şu hakikaten MHP'nin içindeki konuyu da bir, hakikaten merak ediyorum. Tamam, evet, bir de Osman Bey, yani doğru hakikaten ya Osman Bey var daha ilk yarıda. Aslında devlet Sayın Bahçeli'nin AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırması diye başlayan cümlesine ithafen siz de dediniz aynı şeyi ifade ettiniz biraz evvel. Onur Bey'e de çok hak veriyorum bu söylemini Osman Bey'in dedi. Peki dedi MHP içinde de AK Parti'den rahatsız olan isimler var mıdır? Osman Bey'in yorumu nedir? Merak ediyorum dedi. Birkaç dakika süremiz var. Reklam öncesi alalım yorumlarınızı. Buyurun. Şimdi olmaması mümkün değil tabii ki. Yani insanın doğasında var bu. Fakat MHP'de bunu seslendirmek mümkün değildir. Yani. Bunun kulisi bile mümkün değildir. Bakın, Cumhur İttifakı'na yönelik herhangi bir olumsuzluğu sağda solda konuşmak mümkün değil. MHP böyle bir partidir. MHP lider doktrinini ortaya koyar. MHP sadakatle bir işe girmişse yürür. Yani Sayın Devlet Bahçeli ne derse. Az önce Hikmet Bey güzel söyledi. Liderlere bakmak. Yani Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli bu yolda birlikte yürüyorsa ve bundan sonra da yürüyecektir. Bakın bunun önüne kimse geçemeyecek. Sadece şu an yapmak istenen şu. Bir geçiş dönemi var Cumhur İttifakı'nda. Yani ekonomi, işte dış politikada bu arayı zaten Cumhur İttifakı bu arayı başarılı bir şekilde geçerse hani 4 yıl sonra seçime çok çok daha güçlü girecektir. Şu anda yapılan operasyon bunun önünü kesmektir. Ya beni ya, öldürmeyen acı güçlendirir misali diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Bakın bugün yaşananlar, başta da söyledim, yaşananlar Cumhur İttifakı'nı daha da kemikleştirmiştir. Daha da sağlamlaştırmıştır. İçerideki bir takım olumsuz düşüncelere sahip olanlar da dersini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaları dikkatle bekleyin. Bakın herhalde bugün yarın yapacaktır. Yani bu açıklamaları mutlak bekleyin yani. Net bir şekilde söyleyeceğim. Bu Cumhur İttifakı'nın ne kadar sağlam temellere dayandığını Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacaktır. Bu kadar net. Yani hiç kimse bugün yaşanan olaylardan yani kendine bir şey çıkartmasın. Yani yok gidiyor, çöküyor, erken seçim falan filan. Hepsi hikaye. Türkiye şu an geçiş dönemi yaşıyor. Ekonomi olarak özellikle. Ve bu geçiş döneminin başlarıyla sonuçlanacağını görenler 4 yıl sonraki seçime korkularından dolayı bugün Cumhur İttifakı'nın altına dinamit koymaya çalışıyor. Bu kadar net. Ama karşılarında iki tane önemli lider var. %100 yerli ve milli düşünen iki tane lider var. Recep Tayyip Erdoğan devlet. Bu bir siyasi ittifak değildir. Bu vatan eksenli bir ittifaktır. Bakın bu bir siyasi ittifak değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını daha da sağlam hale getiren bir iktidardır. Yani o açıdan geçmişte şu söylenmiş, bugün şu söylenmiş, onların hiçbir önemi yok. Sayın Bahçeli ve Erdoğan, Allah uzun ömürler versin ikisine de, Türkiye'nin istikbalinin özellikle 2028 seçimlerinde olması için kaçınılmaz bir gerçektir. Bugünkü CHP'nin demin eline düştüğünüz zaman bu vatan
Nereye gider onu merak ediyorum yani. Peki sayın... Doğru, ben bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Mesela, müzakere süreci, yumuşama ne derseniz deyin. CHP'nin de gerçek yüzünü hocam diyor ya, maskeli balo lafı çok hoşuma gidiyor. Balo da maske çıkıyor, düşüyor orada işte, ortaya çıktı. Belki de Osman Yedin'in söylediği şey daha da güçlendi. Olay bu. Kimin ne olduğu, maskeli balada kim oynadı, oynamadı ortaya çıkıyor bir anda. Bak, o, peki, bu da neyi gerektiriyor? Reklama gideceğim. Bir cümle alayım sizden. Ne kadar mübarek bir ittifak oldu ortaya çıkıyor. Duyamadık, affedersiniz Osman. Tekrarlar mısınız? Buyurun. Kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Suç ortaklığı aranıyorsa Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, FETÖ, PKK, DEM ve CHP'dir. O kadar net. Peki. Suç ortaklığı burada. Hatırlarım. Vaktiniz var değil mi zannediyorum? İkinci turda devam edeceğiz çünkü bir araya gideceğim şimdi. İkinci turda vaktiniz varsa sizin tekrar yorumlarınızı alalım. Bir cümle alayım Coşkun, bir araya gideceğim. Hocam, 30 saniye. Şu 30 FETÖ'yü, saniye. FETÖ'yü fotoğraf dedin ya. Aha. Bak önemli. Bununla bağlayarak bir anlatalım. Tamam, size birazdan sizin de başlayacağız Coşkun Bey. Onu da konuşalım. Komplo mu? Komplo da geliyor. Kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Zirvedeyiz. Bu arada gazeteci Osman Diyadin ayrılmak durumunda kaldı. Çünkü uçağa yetişmesi gerekiyormuş. Sizlere selamlarını iletti. Özellikle aleyküm konuklara selam iletin dedi. Vedalaşamadık çünkü. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bana kıymetli yorumları için. Bana da atmış bütün arkadaşlara. Evet, veda edemedim, kusura bakmayın evet diyor. Canım, uçağım var gece diyor. Ama daha Trabzonspor'u soracaktık Osman. Evet. O bir zaman, dahaki sefere inşallah sorarız. Sevgili komple güle gitsin. Ne dair olsun hocam. Peki. Biz teşekkür ediyoruz kıymetli yorumları için. Sayın Diyadin'e iyi yolculuklar Osman diliyoruz. Abisi değil mi? Devam edelim Coşkun Bey. Abi bir dakika. Siz evet, Osman Bey. Vallahi Osman Bey'in abi siz bilmezsiniz de. Osman Diyadin. Çok, evet, ne çok demek meşhur. Siz bilmezsiniz de. Bolcu, yani sonra da evet teknik. Hayır, hem futbol hem yaştan dolayı bilmezsiniz. Evet. Futbol ülkemiz çok meşhur Metin Diyadin. Trabzonspor'la değil mi? Adı evet, 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 tabii. Diyadin çok meşhur bir futbolcu. Öyle mi? Sonra da teknik direktörümüz. Teknik direktör. Siz soyadını bilmediniz, yani nasıl söylediğini bilmeniz için anladım bilmediğini, bilmeyeceğinizi. Ama hadi sizin futbolla evet alakanız var mı, oynadınız mı hiç? Yok pek yok. Bir şey, bir laf yani atışmaları oluyor burada. Evet. Nesi var, fark ettim. Bolcu gibi bak bu arada Onur Bey de ilerlemeden her tarafı ulaşabiliyor. Esen bulaşmıyordu. Öyle dedi, o dedi ki o tatili siz bilirsiniz. Bilmem yani. Hikmet Bey. Sen bilmezsin. Hikmet Bey. O tatil o dedi be. Ha. Ha, direkt beni Ekrem'le bir potaya koydu. Onur Bey, Icardi'yi evet biliyorum. Bir tek evet onun dışında ama da hiçbir şey bilmiyorum. Ya, Ekrem İmamoğlu gibi oldu yani. Herkese çakacak sen. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya herkes nasibini alıyor. Estağfurullah. Sana da. Ay ne giydir. Estağfurullah. Aşk olsun. Çok. Gene onu beğenmeyeceksin biliyorum. Bir coşkun. Hiç beğendiremiyor bana. Dikkat ediyor musun? Bir coşkun abi. Beğendiremiyorsunuz. Onlara tatilci. Bana dokunmaz. Güzel. Bak coşkun abi. Bir tek coşkun abi. Dokunmadım. Neden öyle? Neden? Bir tek coşkun. Hiç laf çarpmıyor. Evet. Hiç lafa hiç. Yok ama diyor ya o da arada toparlayalım lütfen diye Hikmet Bey aradı. Siz, hayır siz laf çarpmıyorsunuz. Bir tek coşkun abi. Coşkun Bey'im. Evet. Niye? Öyle mi? İstihbaratçı diye mi? Hemen bir şey bulmam lazım. Var ama. Hemen bir şey bulurum ben şimdi, merak etmeyin. Küçüklükten beri askerlerden korkarmış. O tamam. Asker olan saygım sonsuz. Bu arada şimdi biz birinci turda bu suç ortağı üzerinde çok durduk ya. Var canım. Evet. Bir şey var. Bak şimdi dikkatim çekti. Bir daha bir, niye bir kulp takmadınız siz Coşkun Bey? İlla önce bir şey söylemişim ki hatırlamıyorum da söylemedim hiç Coşkun Bey. Tatilci. Yok sonra beğenmez. Kıymatı. Evet. Burası ne oluyor? Diyor ki hep metiyeler düzdü, sağlı eksik olma diyor. Doğru söylüyor. Bir yerden yine vurmana rağmen dostum arasında. Yok ben kimseyi yerden yere vurmadım. Ay aşk olsun. Bir de enteresan bir şey. Coşkun komutanım da bir tek bana oynuyor. Bak karşı taraf hiç taşmıyor. Ama yanı başımda sen varsın. Yok kes ya bilmem ne. Hikmet buna saldıracak ama falan diye. Ay bak şimdi. Neyse canım hadi peki, biz uğraşmayalım. Bak şimdi, farkı bozmayalım zirvede. Bu arada bütün konuklarımız zirve üzerinde ittifak durdu. Bu suç ortağı ifadesi Özgür Özel'in söylediği önemliydi. Herkes değerlendirdi. Eklemek istedikleriniz olursa onları da dinleriz. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bunun üzerine açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır dedi. Daha bir sürü de açıklamalar oldu. Şimdi Coşkun Bey siz FETÖ konusuyla bu konuyu bağdaştıracağız dediniz. Bağdaştıracağım şimdi, dediniz. Onur Bey de dedi ki bazı komplo teorileri var dedi. Cevabınız nedir söz hakkı sizde? Onurluk bir pas atacağım şimdi. Komplo teorisi ama bu sefer diyecek ki Onur eminim bu abi komplo falan değil. Bu zaten bilinen vaka diyecek. Bu arada suç ortağı Ömer Çelik, Ömer Çelik çok saygısız bir saldırganlık da dedi Ömer Çelik. Suç ortağı ifadesine. Yani o laf bence çok ağır yani bir laf. Hatta ben söyleyeyim terbiyesizlik o laf, yani. O laf çok bayağı ağır bir laf. Saygısızca bulduklarını ifade etti. Suç ortağı panik. Aslında
aslında gerçek suçlu var. Mahkemelik de bir laf. Mahkemelik de bir laf. Yani sen ne ya anlatmak istedin diye ben... Hadsiz diye bak, suç ortağını demek ya. Suçlu... Saygısız bir siyasi saldırganlık. Sertleşiyoruz. Ben zaten sertim. Ben zaten sertim. Hatta hatırlarsan dedim ki... İyi güzel dedim, hani bunları söylüyorum ama dedim, amalı bir cümle kurmuştum. Ha. Bu diyalog döneminden korkarım ben. Fethullah'tan kalma bir mirastır o. Böyle bir anda bağlaşalım, öpüşelim, koklaşalım. Bunu söylediniz iki hafta önceki yayında. Bak bunu söyledim şimdi. Ama aslında hemen Hikmet Bey de söyledi. Yani bu şimdiden okuyabileceğimiz bir şey değil. Zaman gösterecek. Şimdi, Yaşar Hocam da dedi, Onur Bey de söyledi. Güzel bir şey söyledi. Herkes söyledi yani. Evet, tüm konuklarımız. Yok, Hikmet söylemedi. Yani bunu yorumlamamız zor. Çok zaman gösterecek dedi. Şimdi... Şunu söyleyeyim. Bu olay zamanından çıktı. Yavaş yavaş gaz veriyor ki iyi bir laf çıksın. Hayır. Ama komutan, istihbaratçılar özel eğitim alırlar. Sinir, öfke psikolojik kontrolü. Hiç öfkelenmiyor değil mi? Farkında mısınız? Yani şimdi asla. Onun eğitimini aldığı için normal şartlarda çok daha fazla tepki göstermek dışında. Bak getirin gene bunun mesleği. 15 dakika sıkıntımı bağlamıyor mesela. İçimdeki insan sevgisini anlayamadın. O sevgi pıtırcığını. Hocam güle güle bize bu komploları bize yapıyor, giydiriyorsun, tamam. Şimdi bak. Senin de hakkından Nesip Hanım geliyor. Yok hayır. Dinle. Şeyde FETÖ'yle yani diyalog dönemi falan dedik, FETÖ'ye başlık vurduk. Niye FETÖ'ye başlık vurduk? Çünkü son dönemde enteresan olaylar oluyor. Bak ne dedim? Kavala'ya özgürlük diyenler var. Hem de ummadığın cephelerden. Kim? Yine bilen biliyor. Yine aynı şekilde bir barış, bir hoşgörü estiriliyor babalar. Ve şimdi FETÖ geçtiğimiz haftalarda fotoğraflarla videolarla tartışıldı. Birileri servis etti o fotoğrafları. Üzerinde tepindik durduk. Yeğeni falan. Benim bugünkü yazımın konusu da o. Hı hı. Neydi o oradaki oyun veya benim anlatmak istediğim? Bu önemli. Bunu vurgulayalım. Güne gelelim. Şimdi Amerika'nın şöyle bir taktiğini başladığını görmemizde fayda var. Fethullah Gülen, ipliği pazara çıkmış bir iblis, gizli papaz, öldü geberdi konuşuluyor. Peki ne düşünüyorsunuz, öldüğü söyleniyor? Yani paylaşılan fotoğraf tabii ben elbette benim analist için... değilim ama sanki Nesibe, bak, gördünüz mü yani bir çürümeye başlamış bir beden gibi göründü bak, bilmiyorum. Evet çok kötü görünüyor. Yani hani ölü gibi görünüyordu, bilmiyorum, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama zaten ölmüş gibi duruyordu fotoğraf. Tartışılacak konu ölüp ölmediği değil. Aha. Arka plandaki oyunu biz anlamaya çalışalım. Ölse ne olur, ölmese ne olur? Yakalandı, örgüt dağılıyor. Ya kardeşim, veya öldü, örgüt dağılıyor. Apo denen katil yakalandı, PKK çöktü mü? Yok. Sistem yürüdü. Niye? Çünkü bunlar içindeki kuklalar. Bizim işimiz kuklacıyla. Şimdi kuklacı ne planlıyor? Bak burayı atlamayalım. Fethullah Gülen denilen o papazın etrafındaki bir yapı var. Mustafa Özcanlar, Cevdet Türk Yolları vesaire. İsimler tartışılıyor. O gelir, bu gelir. Hiçbiri gelmeyecek. Amerika bunların hepsini bir çuvala doldurup kenara koyacak. Yerine acar hiç duymamış bir isimle karşılaşacağız. Yine diyeceksin önümüzdeki Fethullah günlerde. Fethullah Gülen'in yerine. Evet. Öldükten sonra. Ve şöyle bir havayla gelecek bu kişi. Zaten şu an o başladı. Kardeşim, biz taban kesim, cemaat dediğimiz kesim, iyi niyetle geldik ya bir araya. Türklük, Müslümanlık yayılıyor diye bu kadar parayı, bu kadar... Seferberliği bunun için yaptık. Ama bu hain kadro yok mu bu baştakiler? Meğer ülkeye darbe yapmışlar. Bize asker yaptı dediler. Meğer paralarımızı çalmışlar. Bizim iyi niyette toplanan paraları başka işlerde kullanmışlar. Biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Hiçbirini tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla şimdi özümüze dönüyoruz. Ve gerçek İslam, gerçek Türklük içinde mücadeleye devam diyoruz. Diyerek süsleyip bize tekrar sunacaklar. Bu oyuna gelmemek lazım. Bu yeğeni denilen kişi Ebu Seleme. Ama hocam, bir şey hocam, itiraz edeyim. Ya bu yer mi? Türkiye'de yemez abi. Hayır, ben yersin yemezsin. Ben yani bak, bunu süslesen Türkiye'de bunun karşılığı olabilir mi? Ben testiyi kırayım da bu milletin, testi kırılmadan. Doğru. Çok yani uyarı olarak çok kabul ederim. Çok kabul ederim. Yani ben bunu hatta tırnak içerisinde komplo olarak da görmem. Bak bugün. Ben bunları ben de çok benzer aklıyla bir çok benzer şey söyledim Coşkun Komutanım. Hikmet bugün bunlar var ya. Şekil değiştirdiler. Bak bugün bir grupla bunu konuştuk. Söyledim, biri güldü dedi ki, atterli. Komutan dedi, hocam dedi, biz bunu yer miyiz dedi, sonra durdu güldü, vallahi yeriz dedi. Yani. Abi şöyle mesela, öyle güzel süslerler ki. Milletlerin öyle bazen bilinçaltına, artık öyle şuuruna, hafızasına o düşmanlar bazen belir yerleşir ki, yıllarda, yüzyıllar geçse değişmez. FETÖ bizim bilincimizde böyle bir örgüt. Yani o yüzden hatta kötü bir şey olduğu zaman bile diyoruz,
bir cümle FETÖ gibi diyoruz. Demek ki FETÖ böyle bir hafızaya karşılığı yok. Ama hocam gene de ikaz etmekte fayda var. Çünkü %5-3 7 cedi de gelse affetmeyin. 8 cedi de gelse affetmeyin. O kadar. Bitti ama o yani böyle bir tehdit görmekte fayda var. Şimdi son dönemlerde kuklacı bak, diyorsun, kuklacı önemli. Çok çok önemli bir şey söylediniz. Devlet Bahçeli'nin o yazılı açıklamasında da şu cümle geçiyor Coşkun Bey. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz diyor. İşte olay bu. Komutan dediği işte kuklacı. Tam olarak söylediniz, buyurun. Aynı şeyi söylüyor. Bizim işimiz kuklacıyla, kuklayla değil. Kuklacıya geldiğin takdirde o kuklacının Türkiye'de şu son bir 3-5 aydır böyle bir oyunu perde perde oynadığını görüyorsun. Bak az önce tekrar söylüyorum. Milliyetçi muhafazakar kesimden Kavala kalsın çıksın canım ne var ki diyenler olmaya başladı. Bunları ben tesadüf görmüyorum. Yine aynı şekilde. Ben görmedim hocam, kim dedi onu ya? Olur mu olur Hikmet Bey? Kim? Yani şimdi isim vermeyelim ama diyenler gazeteci isim çok önemli, gazetecilerimiz her gün bu konuyu gündeme getiriyor. Yani Osman Kavala'nın siyasetçi değil ama gazeteci. Yok yok, hayır, gazeteci. Kamuoyundan yani bahsediyoruz. Siyasetçi halktan bahsediyor, gazeteci vesaire. Şimdi gazeteci ortaya yine bak, aynı şekilde yanlış. aynı şekilde Fethullah'a böyle güzellemeler başladı Ebu Selam'ın üzerinde. Yok artık. Videoda diyor ki nasıl bir güzelleme olabilir? Örgüte. Biz buna tasvip etmiyoruz diyor ya. Sen kendi derme. Binelim uçağa diyor. En önde mez gidelim diyor. Ondan sonra bu diyor yapılan asla doğru değil diyor. Bir süsleme var, bir güzelleme var. Bu tabandan da böyle alır yürürse iş başka yere gider. Onun için ben bu ikazı ettim. Aynı zamanda Özgür Özel'in işte bir anda böyle ziyaretleri, arkasında yaşananlar neler oluyor sorusunu sorduruyor. Sen de o yumuşamanın fazla abartılacağına mı inanıyorsun? Çok da yumuşulursa iyi gelmez diyorsun yani. Ha işte hayır. Aşırı yumuşarsan FETÖ de yumuşak yerden girer. Bir diyalog dönemi vesaire. Şimdi diyorsun. Burada hani şunu sormakta fayda var. Yemezler. Bak hocam, ben süreci sabote etmiyorum. Yapılana da. Ediyorsun ya resmen şu anda süreci sabote ediyorsun. Destek verdik zamanında ama şu soruyu sormakta fayda var. Niye şimdi ve ne oldu da bu değişiklik yaşandı? Yani az önce örneklerini verdik. Dese ki bir basın toplantısı, kardeşim biz bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde şu hataları yaptık. Atatürkçü olan, ulusalcı olan bir partiye bunlar yakışmaz. Bundan böyle Özgür Özel olarak ben iktidara oturduğumda şu maddelerde, şu kalemlerde böylesi bir siyaset değişikliğine gideceğiz. Ve deme buradan ikazım, terör örgütüyle hocam bağını kesip şunları yapmadığın sürece sen de artık ittifakında bitmiştir. Bakın çok çok güzel size bağladı olayı. Demesi lazım. Bak çünkü diyor atıf almadı ama. Çıkıp da diyor şunları söylemesi lazım dedi mesela. Değil mi? Yani değişimler. Yaşar Hocam yıllardır söylediği değil mi? Şey yok, mesir macunu getirdim. Yok mesir alalım. Yaşar Hocam hani yıllardır yazıyor ya bu reçete. Yapması yapılması gereken. Söyle, yani genel seçim öncesinde de söylediniz. Yani genel seçim öncesinde de söylediniz. Nabucağlar'ı söyle diyorsunuz ya siz. Evet. Aynı şey geldi. Şimdi Nabucağlar'ı söylemeden. Yok abi, yok mesir macunu getirdim. Gondol getirdim. Aynen öyle. Bana ne kardeşim? Selam ve aleyküm selam. Hoş geldin. Ben de yaparım onu. İş geldi şimdi. Ciddi meseleye. Ne yapacaksın? Söylesene bir dakika. Bir politika çizip bakalım. Bir çizgi atıyorum. Ben hep söylediğim bir husus vardı bu konuda. İki tane kritik sınav var. Orada göreceğiz demiştim gerçek yüzü. Bir, tezkere. Libya. İki, sınır ötesi harekat operasyonlar. Son bir dakikası var. Şimdi bunlar da, yok, bunlar da aynı tavrı takınacaksan bana o gondolun içerisini silme çikolata doldursan hikaye. Çünkü hocam mesir macunu koyuyor çoğunlukla. Biliyorsun çikolata Manisa'nın sevmiyor. Manisalı ya. Mesir macunu. Şimdi abi kendisine ihtiyacı var. Onlar iktidara giremiyorlar. Bu soruyu ben merkez aslında sormalı. Çünkü sen hani herhangi bir sıradan partinin, herhangi bir sıradan sivil toplum kuruluşunun başındaki kişi değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'sin. Bu uyguladığın siyasette bir değişiklik yapmadan böyle bir değişikliğe gitmen doğru değil. Önce bir ispat etmen lazım. Hem kendi tabanına ve hem de bize. Ya ispatın yolu da bu. Net söylemler ve politikadaki değişiklikler. Bunlar ortada dururken sen gelir de işte bu yaklaşımı gösterdiğin takdirde ben arkasında amalı cümleyi kurarım. Ve kurmakta da haklı olduğum ortaya çıkıyor. İnşallah mesela buradan söz verelim bu programda. Yanılırım. Bak yanılırım. Beni de yerden yere vurursunuz. Çoma ağzını açma. Göremediniz diye. Yatlayacağız tamam. Göremediniz. Kötü bir şey olsa. Çoma ağzını açma. Aa, çok ayıp. Ayı derler ya hani. Çok ayıp. Çoma ağzını açma dedi.
Çok demedim. Dediniz kayıt var. Geri aldı, geri aldı. Oh, bu da dediniz. Şeye komutana da. Kapat Bey çalışmıyor yalnız ha. Daha da kavga edelim. Kayıt var dedi. Hikmet Bey siz benim dediklerimi kapatmaya çalışıyor musunuz? Burası şok dedin diyor lan. Duydun mu ne dedi? Ya sen yoksun burada var ya. Üçüncü dünya savaşı çıktı burada haberin yok. Gel buraya evren. Seyşenler'de adam çıkamadı. Rating yaptı el altından benzine. Ben biliyorsun. Demek ki mesleğim var. Hayır, deminkinde. Ben bile tezinlerken kaçırdı, ben kaçırmadım. Şimdi bugün enteresan tabii. Hayır, kötü bir şey olmasın diyor. Ya Coşkun şey, ne konuşuyor? Yani aynı dönemde ne olur lütfen. Yani ille de beddua değil, her şey duadır. O yüzden kötü bir şey ağzından kaçmasın. Tabii tabii. Yoksa ben senin ne niyeti söyledim. Komutanım size şom ağız demedim ben. Yani evet. İnsanlar şom ağzını açmasınlar. Şey diyorum ben. Ben Amerikalılar. Hikmet kardeşine aleyhine bir şey beklemem. Bugün enteresan taraf ne biliyor musun? Benim çok dikkatimi çeken. İnşallah onu söyle acaba. Ekrem İmamoğlu'nun da yanı başında biti vermesi. Mesela çok ilginç bir kareydi. Hadi bir bitmedi ama. Hangisi? İnşallah yanılırım kayıp. Ha, inşallah yanılırım. Ya orayı söyle ha. Bak. Ve Türkiye İttifakı gerçekten oluşur. Biz de gider emekliliğin keyfini süreriz. Ben mi söylüyorum? Ve gururla da ifade ederim. Ne yanıldım. Ne ittifak? Türkiye İttifakı'ndan bahsediyor. Özgür Özel'in bahsettiği ittifak. Özgür Özel'in bahsettiği ittifak falan filan. Zart tut onlar hikaye. Ya ben işte onu zaten ironiyle söylüyorum. Türkiye İttifakı. Dolayısıyla ittifak yok orada. Bu akılla, bu söylemlerle bir şey değişmez. Yani Özgür Özel istediği kadar ziyarette bulunsun. Ben Sayın Erdoğan'ı çok takdir ediyorum. Yani bir adım atana 5-6 adım anında karşılık veriyor. Hani burada gerçekten üzülmemek niyetle hareket ettiği için iç ve dış politikada bunu net uyguluyor. Ermenistan'a, Yunanistan'a yapılan ziyaretler, söylemler, keza aynı şekilde iç siyasette Özgür Özel. Ki ben eminim Meral Akşener gibi diğer partilerden de böyle benzer yaklaşımlar gelsin. Vay siz şunu dediniz, vay bunu dediniz demez. Dava çünkü birlik, beraberlik ve milli beka. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bakın ben hani her seçimde bunu söylüyoruz ama 2028 bana göre gene çok hayati bir seçim süreci olacak. O seçim sürecine biz hani daha var diye görsek de olaylar öyle hızlı ilerliyor ki bir anda bambaşka yerlerde buluruz kendimizi. Böylesi kritik dönemlerde ki bak dünya yeniden yapılanıyor. Yani sadece bölgemiz değil bütün coğrafyalar hareketli. Yok işte hani BRICS istiyoruz, yok işte Şangay diyoruz. Bak bunlar hep konuşuluyor. Sen şimdi bu arada Hakan Fidan Moskova'da Putin'le görüştü. Hı hı. O uzun masayı hatırlıyor musunuz? Hı hı. Macron'u ta karşı yani, bir kilometre öteye oturttuğu masayı. Çizgi film. Aynı masada omuz omuza oturdular. Hı. Hakan Fidan'la Putin. Ve güzel okuma. Ki mevkidaş değiller. Mesela bir başka önemlidir, bir önem atfetmektir. Onu tabii bile hazmedemediler. Bu. Bir başka ekleme de ben yapayım. Çin, yani Blinken asıldı, ben geleyim geldi. Gitmedi bir daha bu herif oldu. Biz davetle gittik. Sayın Fidan davet ettiler. Buyurun gelin, ziyaretiniz onur verir diye. Şimdi. Peki, toparlayabilir miyiz? Böyle bir dönem var. Toparladık, biraz açtık. Hemen toparladık. Hükümeti kırmayayım, toparlayayım. Toparlayacağım, ya, tamam yani. Böyle bir dönemde bizim içteki kale çok önemli. Ve şu son dönemlerde zaman zaman hani böyle sigorta teli gibi görüyorum ben. Olumlu bir şey söylüyoruz. Mesela Suriye'deki o yerel seçim konusu. Hani bir anda cılız dost arkadan gelen sesler bir birlik beraberlik tablosu oluşturdu. Ama bu sürekli ve her konuda olmalı. Böyle hani bozuk dişli gibi bir doğru bir eğri giderse bu süreç yürümez. Ben şu an böyle görüyorum süreci. Yani sağlık işlemiyor. Eylemle söylem örtüşmüyor. Önümüzdeki süreçte düzelir mi? Ciddi endişelerim var. Dediğim gibi bak tekrar söylüyorum. Bunun arka plandaki o yüzü iyi okumak lazım. Bu iyi niyet samimi mi değil mi? Ki ben Özgür Özel'i parti içinde de bir cenahın böyle sabot etmek istediğine eminim. Yani orayla da bir savaş vereceğini net olarak görebiliyorsun. Ama buna rağmen öylesi kritik yerlerde çıkış yaptık işte suç ortağı gibi. Bir dakika kardeşim o zaman sen öbür kanatta biz zaten aynı yerdesin. Ara ara bu oyunu oynuyorsun dedirtiyor. İnşallah Özgür Özel bu izlediği siyaseti bir sorgular. Ya tamamen karşısında olur eski bildik ezber CHP'ye dönelim. Ya da komple yık kaleleri yeni değişim yeni kan diye biz de ümitlenelim. Peki. Hikmet Bey şimdi. Evet. Tekrar şu suç ortağı söylemine dönelim istiyorum. Evet. Daha doğrusu aslında hiç bitirmedik ama. Söyledik ama. Ömer Çelik'in parti sözcüsü parti adına yaptığı açıklamada
diyor ki CHP'deki rahatsızlıkları giderme çabasıdır bu söylem. Ve saygısız bir siyasi saldırganlıktır açıklamasını yaptı. Aslında AK Parti kanadından çok ciddi bir tepki var suç ortağı söylemine. Doğru. Siz nasıl okuyorsunuz bu suç ortağını derken neyi kastetti acaba Özgür Özel? Yani, kötü bir niyet olmaması olabilme şimdi, ihtimali nedir? Yani neyi kastetti? Belki iyi bir niyetle söylemiş olabilir mi? Ya suç ortağı. Sorunu toparlayamadım ama. Hani, doğru. Hayır. Yok ama yani sorun etrafında kalmamızın sebebi. Hakikaten aslında bir gazeteci var bir gözüyle ben değerlendireyim. Böyle müzakere süreci, işte diyalog süreci, yumuşama süreci, siyasette normalleşme, ne derseniz deyin. Hemen bunun akabinde. Hemen akabinde. Daha aradan bir gün geçmiş. Çıkıp da eğer siz gazetecilerin Cumhur İttifakı'nın bir tarafına, bir kanadına suç ortağı diyorsanız, bir kanada dedim. Çünkü bunu ötekiler söylemiş olsa doğru tespit. AK Parti'ye desen senin suç ortağın diye veyahut da MHP'ye desen suç ortağın diye ortada bir suç var. İki tane de taraf ortağı var. Taraf var. Evet. Şimdi bu aniden ağzından çıkmış mı yoksa geleneksel CHP anlatımı? Çünkü Kılıçdaroğlu biraz önce söylediğim, biraz belki ilk bölümde söylediğim çok iyi anlaşılmamış olabilir. Tekrar edeyim. Cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanına, bir makama edilen küfürlerden dolayı, saygısızlıklardan dolayı en fazla tazminat ödemiş olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Söylemediğini bırakmadı. Ve bunu bir siyaset tarzı haline getirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 13 yıl boyunca girdiği tüm seçimleri kaybedip koltuğu kaybetmeyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu, namı diğer Bay Kemal, sadece hakaret ederek, sadece zehirleyerek, sadece kin kusarak, nefret saçarak, sadece içeride değil, bak içeride olsa bir yere kadar, diyeceğim ki bir yere kadar, dışarıda da bunu yaptı. Bakın ben naçizane Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye aleyhine yaptığı propagandanın kronolojisini çıkarttım ve yazdım. Bildiğin kronoloji. Anlatmaya çalıştım. Benim kafam basmıyor çok fazla halin girişleri. Bu adam Çin radyosundan tutun da ABD gazetelerine kadar vermiş olduğu tüm demeçlerde ve hatta abartıp da efendim büyükelçilere mektup yazarak Türkiye'yi karaladı. Erdoğan'a hakaret etti. Ve hatta Avrupa'daki sosyalist internasyonel toplantısında bir gün önceki ilk görüşmede, ilk toplantı bölümünde bir sonraki gün saat 11'de randevusu vardı. Sonra dedi ki işte biz Erdoğan diktatörlüğü diye cümleye başlayınca o zamanki sosyalist internasyonel başkanı, ismini hatırlamıyorum şu anda da bunun, yazılıydı bende. Bir sonraki toplantı iptal etti. Avrupa Parlamentosu'nun düşünebiliyorum sosyalist internasyonelinin başkanı söylüyor bunu. Üye de CHP. Dedi bu bize fazla. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki randevusunu vermediler. 11'e konuşmasını vermediler. Ben dedim ki bu süfli bir siyaset. Bu aşağılık bir siyaset. Kendi ülkesini bu kadar kötüleyen, ülkenin seçilmiş liderine hakaret eden, sürekli ama durmadan ve bunu bir siyaset tarzına getiren, hocam da diyor ya asitli bünye falan diyor. O asidi zerk eden, o zehri zerk eden bir adam vardı. Ben de bundan kötü bir şey belki ama bunu yazarak da para kazandım. Yandaş'ın e-kitabı diye kitabım var. Haftaya getireceğim, herkese birer tane dağıtacağım. Çok var hocam. İşte bayağı 3-4 sene önce yazdık. Para da kazandık biz bu işten. Adamın gaflarını topladım. Benim mizahi bir kitap. Köşeleri bir topladım ama eğlenceli. Seveceksiniz inşallah. Şimdi bu başka bir şey. Bize yeni dönem değişim diye taktığı bir şeydi. Bakın dakika biri gol bir. Suç ortağı ne ya? Hani bir ortaklaşma vardı. Hani bir Türkiye sevdası vardı. Hocam burada yırtındı kaç hafta söylüyor. Ben her şeyi diyor kabul ederim diyor. Herkes bunu söylüyor. Ya hakikaten mesela dış politikada tezkere gelecek diyor. Öyle değil mi? Mesela bir Çin'de görüşüyorsun. Ortak menfaat ne olabilir? Mavi vatan, Yunanistan'ın durumu, Türkiye'nin NATO'daki durumu, F-35'ler. Her konuda istiyorsun ki hani Le Pen'in dediği gibi. Le Pen şeyden sonra biliyorum ben onu hatırlatayım bir daha. Le Pen de demişti. Le Pen bekliyorsun şeyden Kılıçdaroğlu'nda CHP'den. Sayın Erdoğan bu Fransa'nın bu efendim soykırım meselesi gündeme gelince şu ifadeyi kullandı. Ya dedi bunlar sürekli bunu konuşuyorlar. Ya Fransa öncesi gitti kendi tarihine baksın dedi ya. Ruanda'da 800 bin, Cezayir'de 1 milyon insanın ölümüne sebep oldular. Soykırımcı bunlar aslında. Sen dedi soykırımcı nasıl dedi. Senin gibi soykırımcı bize bayağı bir giydirdi yani Macron'a tam ifadesiyle.
o ilk seçildiği dönemlerde. Le Pen de biliyorsunuz baş düşmanı Macron'un. Tam karşı tarafta aşırı sağcı, faşist bir kadın. Ve bu kadına bunu sordular. Dediler ki Erdoğan böyle böyle söylüyor Fransa hakkında. Ne dedi? Bakın Alman şey Fransızca tercüme üzerinden söylüyorum. Şu ifadeyi kullandı. Milyon konuda biz Macron'la anlaşamazsak da Macron bizim başkanımız dedi. Prezidenta. Bitti. Şimdi bak bunu Kılıçdaroğlu yapsa zaten öyle. Allah belasını versin. İsmail YK yapar. Evet. Bu kadar kötü. Bu kadar iğrençti. Bakın iğrenç diyorum. Siyaset ötesinden bahsediyorum. Yırtınıyorum. Şimdi buraya gelmiş. Sana fırsat verilmiş. Tamam. Eko'ya karşı, Ekrem İmamoğlu'na karşı tavşan olmadığı ispatlamaya çalışıyoruz. Olabilir. Değişim. Ama bak bir saatten beri konuşuyoruz. Haftalarda da hocalarımız anlatıyor. Ya bana sen bir çizgi göster bakalım değişime dair ne yaptın? Koltuk isim değişti. CHP'de ne değişti? Bunu bekliyorsun değil mi? Dış politika ile ilgili bir ifade. Ya anayasa. Yok öyle anayasa. Daha cümle bak. Anayasa daha çalışmadık. Daha Sayın Cumhurbaşkanı ağzını açıyor anayasa diye. Bir dakika biz öyle bilmem neyle falan zaten iktidarı var. Daha baştan işi yokuşa sırmaya başladı. Ama fotoğrafta bir şey var. Bir fotoğraf ortaya, manzara var. Sayın Cumhurbaşkanı asrın lideridir. Bunu böyle bilin ya. Yani bakın yemin ediyorum bu benim ifadem değil. World Leaders diye sıralamayı okuyun, İngilizce girin, Fransızca girin, işte Arapça girin, Sanskritçe girin, Tamil Nadu'ca girin. Ne? Bu çıkar. Dünya lideri. Tamil Nadu. Tamilce. Tamilce. Dünyanın Tamilce. Eskilenen bir tanesidir. 4000 yıllık bir dil. Narada, orada Panayırdır diye konuşan bir dil. Hintlerin bir bölümü. Ama yani girin. Bunu göreceksiniz. Bakın. Ben çok özür dilerim. Biraz anekdot. Konuyu nereden nerelere bağlayıp farkında mısın? Ama bakın bir şey ama. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Kötü bir şey söylemiyorum. Bak karşında kim vardı? Bakın. Kimin elini, bakın. Kimin elini tutuyorsunuz biliyor musunuz? Bakın. Gondolu kime veriyorsunuz biliyor musunuz? Bakın bunu vallahi gözümle gördüm. Anlatmaktan da gurur duyuyorum ya. Ben bunu Onur Erim'e de anlattım. Her tarafta anlatıyorum. Bunu anlamayan andavallar düşünsün. 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında katıldığımızda sormuştum. Ben sordum ben. Ya bak yaşadığım ya anekdota bak. Dedim ki burada dedim niye kamyon var? Sayın Erdoğan olduğu otelde koca bir dev bir kamyon var yüklü. Var ya bu monster trucklardan 90 tonluk kum var. Dediler ki 4 tane kırmızı kodla korunan lider var. Ney? 4 tane kırmızı kodlu. Merkel, Putin, Trump, Erdoğan. İtalya Başbakanı dışarıdan yürüyebiliyor. Tamam mı? Fransa Başkanı gidebiliyor. Moldova ile sohbet ediyorsun Başbakanı. Birleşmiş Milletler toplantısı yaptığın yerlerde. Erdoğan'ın kapısında bekledik. Konuşalım diye Sayın Cumhurbaşkanımızla bir merhaba diyelim de kapısı. Otelin dışındayız. Geçecek birazdan dediler. 2 tane ayrı Suburban truck çıktı. Hangisi oldu biz bilemedik. Ne demek istiyorum? Dediler ki kodla korunduğu için bu bombalı saldırıya karşı Erdoğan korunuyor. Orada da konuşmalarımızda ve şunu hatırlıyorum. Dünya 5'ten Büyüktür Hareketi ve ekstra New York bülteninde çıkan bir adam. Ya bu adamın elini sıkıyorsun sen. Trump hatırlıyor musun? Biden'a oy vermeyin. Niye demişlerdi? Ya Biden dedi Merkel'le efendim Putin'le falan başa çıkamaz. Erdoğan'la hayatta konuşamaz. Bırakın bana oy verin dedi. Seçim öncesi adam oy istedi böyle ya. Şimdi bu adamla karşında duruyor. Bu bir gerçek. Bak seversin, sevmezsin, kızarsın. Karşıda bir 22 yıl boyunca iktidarda kalmış. Ve en sonunda geçen sene, daha bir sene olmuş. Halkın %52'den fazlasını oy verdiği, teveccüh ettiği bir liderle karşı karşıyasın. Suç, çok özür diliyorum yüksek uzarızda. Suç ortağı ne lan? O ne? Müzakere böyle mi oldu? Bak dakika bir gol bir. Bana iteliyorsun diyor. Şimdi bir kazanım elde ediyor. Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmek bir kazanımdır. Çünkü sonuçta Erdoğan birliğe gittin ve makamında seni kabul ediyor bu adam. Bakın dünyanın tanıdığı bir liderden bahsediyoruz. Özgür kim? Özgür Özel kim? Ama ona rağmen peki Erdoğan kim? Veya bu süfli siyaseti yapmazlardı zerre kadar akılları olsaydı. Erdoğan daha henüz 31 Mart gecesi ne demişti hatırlıyor musun ilk konuşmasında balkon kaybederkenki konuşması. Demokrasi kazandı dedi. Ya karşında da 22 sene kazanmış ve o zaman da yerel seçimlerde birçok ili vermiş partinin lideri çıkıyor diyor ki demokrasi kazandı. Aa dedi ki buna kadar rahatlık falan ya siyaseten silindir bir adamla karşı karşıyasın.
demokrasi kazandı. Ben de feda demezdim. Neyi? İstesem seçim politikasını, seçim ekonomisi uygulardım. Zamları da yapardım. Ama ben 2028'e kadar bu ülkeyi tekrar düzeye çıkartıp daha önce getirdiğim seviyenin de üzerine çıkartacağım. Niyetim bu. Benim için amaç siyaset değil. Amaç Türkiye diyen bir adam var karşımda. Suç ortağı dedin ya. Ve de bunu söyleyen kim? Hitler'in faşizme karşı koyduğu gibi. Arkasında PKK girmiş. Bir ortağımız yok. Yalana bak ya. Kent uzlaşısı %8,5 olan oyun niye 2,5'unu aldı? Demin adayı. Geri kalanlar oraya verdiler. Ya da Kılıçdaroğlu. Ya Kılıçdaroğlu 2023'teki seçimlerde Batman'dan %68 aldı. Diyarbakır 72. CHP'nin oyu kaç? Normalde 1,5. Bayağı bildiğin kandil desteklemiş adamı ya. Senin suç ortağın kim? Osman Diyed'in çok güzel bir süre giderek orada bir coştum ben. Senin ortaklığına bakalım. Amerika'dan ne istiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerine yardımını bekliyorum Amerika'da. Dostlarımız o da desteği vermiş. Başka kim? Kandil, terörist elebaşı. Türkiye CHP iyi bir hayırlı bir iş yapmıştır. Kandil, ikinci terörist elebaşı. Bu masa kıymetlidir, masayı dağıtmayın. Masa dağıldı. Tek bir ortak kaldı. Ötekiler çakmaydı çünkü. O da dem. Bu diyor ki, şimdi size diyor ki suç ortağınız diyor ya. Hiç. Ya yazıklar olsun. Yani toparlarsanız Hikmet Bey. Suç ortağı değil, bir suç varsa. Size. Eğer suçta konuşulacaksa yırtındık. Halkın oyuna tercihimiz. Böyle ki saygı duymak zorunda değilim bu arada. Yani oya ben saygı duymak, ben tahammül edebilirim ancak. Eğer bir adam bana diyorsa ki efendim burada seçmen daha doğrusu aday olarak bir odun koysanız da oy veririm diyen kişiye saygı duymam. Tahammül etmek zorundayım demokrasi gereği. Çünkü saygı duyulmaz. Ya da tuvalet terliğine. Ama şöyle bir gerçek var ki bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaşananlar da aynısıdır. Çok şey çekiyoruz ama diyorum ki İstanbullu ya abi işte İspark %34-38 zam yapmış. Yazık değil mi bu İstanbulluya? Yazık değil. Ya biz istemedik mi? Sonuçta siz oy vermediniz mi? Çekeceksin bunu. Ama bu suç ortağı meselesini öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi bunu söyleyebiliyorsa, bu fütursuzluğu ortaya koyabiliyorsa, biraz önce çokça farklı şekilde ifade edildi. Bir maskeli bol oynanıyor. Burada Özgür Özel koltuğu sağlamlaştırıyor. Dünya liderini görüşerek İmamoğlu'nu tasfiye etmeye çalışıyor. Ama şu demek, şunu da görüyorum ki CHP'de dönüşen hiçbir şey yok. Nedir o meşhur cümle? Siz biliyor musunuz bilmiyorum bu ifadeyi. Benim oğlum bina okur, döner yine okur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cinsi ve cibilliyeti budur. Peki. Değişmez. Peki. Hocam, suç ortağı ifadesi aslında yayına başlamadan daha önce çok ağır bir itham olduğundan bahsettiniz. Henüz yayına bile girmemiştik. Evet. Siz aslında gecenin başlığını belirlediniz diyebilirim. Şimdi bundan sonra sizce tüm bu biraz önce Hikmet Bey de dedi ya diyalog dedik, yumuşama dedik, normalleşme dedik. Tam bunlar çok güzel hadi gidiyor. Ama aradan bir gün geçmeden bu suç ortağı ifadesinin kullanılması bundan sonraki buradan, süreci nasıl etkiler evet, sizce? Ben yani o ikinci yani Cumhurbaşkanı iadeyi ziyaretinden sonra katıldığım programlarda da hep bu süreç ifadesine şöyle dedim. Henüz süreç başlamadı. Başlayacak mı göreceğiz. Evet. Yani şu an hala başlamadı mı hocam? İlk açıklamalar çok olumluydu şeyin. Ama henüz MYK toplantısına girilmişti. CHP cenahının açıklaması yoktu. Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarıyla biraz ve detaylı da yaptı. Yani içerikte neler olduğunu. Hem ekonomik boyutuyla hem dış politikayı açarak işte Kıbrıs'a birlikte gitme teklifinde bulunması gibi falan. Evet, dolayısıyla bir oldu vardık. Ama tabii sonra CHP kanadından bir açıklama geldi. Dediler ki Özgür Özel zaten gidecekti Cumhurbaşkanı davet etmeseydi. Şey yani, bilmiyorum doğru mu? Şimdi hayır. Biz zaten gidecektik. Sonraki açıklamalar yani daha doğrusu CHP cenahından gelen açıklamalar o görüşmenin aslında biraz rahatsızlık uyandırdığı CHP içerisinde. İlk görüşmeninden bahsediyorsun. İlki de uyandırmıştı zaten değil mi hocam? Daha doğrusu rahatsızlıktan öte bir ağır gelmeye başladı artık. Bravo bence de. Medyasına da ağır geliyor. Tabii. Onlar da rahatsızlar. Çünkü tam işte eyvah. Meselenin esası Salaylı gelmeye görüş. Başladı Tabii. ikinci şeydi. Gel şu Türkiye zemininde yalnız bırakma. Türkiye'yi yalnız bırakma. Bizi değil. Cumhur İttifakı'nı değil. Sen bu ülkenin partisisin. Özü odur. Sosyalist Enternasyonel Dönemsel Başkan Yardımcısı ya Ömer Çelik, Sayın Ömer Çelik de ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı onu da hatırlattığını.
Dolayısıyla git. Türkiye adına orada. Bu Cumhur İttifakı'na ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olmanın ötesinde bir şey bu. Türkiye'ye destek. Ve bu çok ağır gelmeye başladı. Bu somutlaşacak bir süre sonra. Söylenen söz çok ağır. Sayın Özgür Şerek, bak KC'yi almışsınız güzel bir şekilde. Suç ortağı demesi kime? Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine. Neymiş? Saygısız siyasi saldırganlık. Siyasi saldırganlık. Ne oldu şimdi? Bir gün önce buluşulmuş. Nereden çıktı bu cümle? Niye bunu söyleme? Sayın Bahçeli de bir şey demiyor ki sana. Yani ne söylemek istiyorsun? Meramını anlatmak için bu cümleler mi seni anlatıyor? Dolayısıyla bu sürecin sürdürülebilmesinin zor olacağını anlamış durumda Özgürüz. Türkiye zemininde pozisyon almak, özellikle demi küstürmek kaygıyla izliyor onlar ne olacak diye. Cumhur İttifakı sonuçta Türkiye'nin verdiği bu mücadelenin anlamlı olabilmesi açısından ve Türkiye cephesini temsil eden bir zemin. O zeminin bileşenlerine katkısın, onun dışındakilerde de muhalefet et elbette. Ekonomik model, seçeneğin olsun, toplumsal meseleler gibi sana özgü çözüm önerilerin olacak. Elbette demokratik bir yarışın içinde olacaksın. Elbette iktidar hedefi güdeceksin. Ama öyle Kandili, FETÖ'yü, emperyalizmi sevindirerek olmaz. Şimdi hocam... Şunu söyleyeyim. Buyurun. Aslında bu görüşmelerden murat edilen şey... Arka planda Türkiye'yi hedefe koyan, yani şunu da bir kere mutabık mıyız sevgili Nesibe? Türkiye'nin son 10-12 yıldır özellikle ivmelenen, karşı karşıya kaldığı küresel kuşatmanın direnerek, çarpışa bugün o mücadele sürerek böyle bir gerçekle karşı karşıya mıyız? Bunu kabul ediyor muyuz? Etmeyen var mı? Var mıdır? Bizler değiliz de. Var mıdır acaba? Peki, böyleyse Türkiye'nin hasmının kim olduğu ortada mıdır? Açıktır, değil mi? Bunu da kabul ediyorsak, burada peki buluşulmaması anomali değil midir? Anormallik değil midir? Normalleşme dendiği andan itibaren asıl bu zeminde yer tutmaktır normalleşmek değil midir? Öyledir. O zaman bu ağır gelecekse, bu görüşmelerden sen asıl Cumhur İttifakı'nda bir fitne çıkartabilmek, bir nifaka dönüştürebilmek için çaba içinde ol. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir anlamda bu konuda zemin olarak bu konulardan uzak tutmaya çalış. Dolayısıyla bu bir süre sonra Türkiye'nin edilgenleşmesi, o mücadele ruhunun bak Suriye'nin kuzeyinden sıkıştırıldı. Ertelenmiş. Bakalım ne olacak bir süre sonra. Yakıcı bir sorun. Kalkınma yolu projesi mutlaka hayata geçmeli. Ne olacak bakalım? Terör örgütleriyle yeni bir stratejiyle Türkiye'yi nasıl sıkıştırmak isteyecekler? Peki o zaman ne olacak? O zaman sen CHP olarak burada yer alırsan Türkiye güçlenir bu zeminde. Dem yalnızlaşır. PKK oyunu ortaya çıkar. Öyle değil mi? Siyasi zemin dağılır. CHP'den Türkiye'de yine bir şey beklemeyin yok, hocam. Türkiye zemini, Türkiye şeyin PKK'nın siyasi zeminindeki maske daha fazla düşer. Bütün bunlar. Çok şey istiyorsun. Hayır, benim isteğim değil. Bu dışarısının aslında istediği bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gerçek ortaya bu şekilde peki çıkıyor hocam. İşte. Hocam şimdi işte maskeler düşüyor ya. Bu düşüyor. Gerçek yüzü bu işte yani. Bu ya, evet. Yani bütün hepsi de oraya gelmiyor mu suç bence? Suç ortağı denilir mi ya? Ne demek ya? Bir açıklama gelir belki bilmiyorum yarın. Hocam orada postayı koydu kendine bir şey celallendi. Ne açıklaması? Hesaplı orada. En fazla gelecek açıklama sözlerim çarpıtıldı. Türkiye'nin klasik cevabı. Bilmiyorum. Ya bakacağız. Çarpıtı demeye ihtiyacı yok. Yalnız bir şey söyleyeyim. Biz hep şeyi bahsediyoruz da biraz önce. Yok işte AK Parti içindeki rahatsızlar, MHP içindeki rahatsız var mı yok mu? Asıl büyük rahatsızlık CHP içerisinde. Tabii. Büyük karın ağrısı var şu anda. Bakıyorum. Tabii. Orhan Bursalı, Cumhuriyet yazarları, tabii. Sevgili bazı tırnak içerisinde dostlarımız, tabii. Köşe yazan arkadaşlar. Ben bugün kontra yazılar da yazdım bununla ilgili.
çok fazla rahatsızlık var. Adam diyor ki biz buradan besleniyoruz kardeşim. Alışık değiliz 13 yıldan beri. Yani bazı yazar arkadaşlarımız var. 13 yıl önce zaten yazar değildi. Tabii. Genç, yeni gelenler var ya. Peki Onur Bey sizinle onlar de konuşalım mesela o zaman. Diyor. Ya diyor Erdoğan, Orhan Bursalı şunu yazdı. Bak çok enteresan. Geçenlerde Onur şunu yazdı. Dedik onu yapalım. Burada kimse olsun. Duymuyor aramızda. Dedi ki Özgür Özel dedi yanlış. Erdoğan'ı ziyaret etmesi. Çünkü Erdoğan'a güç veriyor dedi. Yazdın mı? Okumadım ben. Yanlış. Yani şu anda çok zayıf olan Erdoğan'ı dedi, güçlendiriyor dedi. Şimdi bak. Bakın adamın bakışına bak yani. Yani öyle bir şey, öyle bir hale getirmiş ki olayı artık kafasında. Yani bu bir tersten çalışıyor kafası. Ama baktım dedim bunu hakikaten yazmış. Yani düşünebiliyor musun? Yani Özgür Özel'in daha koltuğunda ne kadar oturacağı belli olmayan bir adam. Gidip halkın liderine, dünya liderine güç veriyormuş. Yeah. Adam sizi çöp şey diye, top diye oynar sizinle ya. Ne, neye güç veriyorsun? Peki, hadsiz, Onur Bey. Çıkmış bir de suç ortağı diyor. Yeah. Peki Onur Bey, siz... Yani, yazar, sözcü mesela çok rahatsız. Halk TV çok rahatsız bundan. Bunu evet. Niye söylemekten de çekinmemek lazım. Niye? Her defasında bak, diyor ki yani yok, abartılmış. Heh, cinsellikler oldu. O zehirli dil. O asitli büyüye tabii. Başladı çalışmaya. Başladı. Suç ortağı bilmem ne. Tezkeye görünce o zaman göreceğiz. Tabii. Özgür Özel'in tabiriyle elini elini sırtını vurmak suretiyle anlamı güçlendireceğiz. Burada yapacağım hareket. Tabii. Şu hareketi yapacağım. Peki. Özgür Özel demiş Onur ki Bey, anlamı siz peki bundan sonraki süreci nasıl okursunuz? Son bölümdeyiz artık programda. Onur Bey birkaç dakikanız var yani. Özellikle bugün bu açıklamaların üzerine çok fazla kompetiyoruz. Olumlu anlamda ilerleyebilecek olan süreç bir sekteye uğrar mı sizce? Komplocu. Şimdi öncelikle sizin, izleyicilerimizin ve tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı şimdiden mübarek. Ha doğru. Ha, evet. Tabii. Kapatırken söyleyeceğiz. Onur Bey duruyor yine böyle bir. Hayır, Onur Bey, ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Hayır kapatmıyorsunuz. Kapattı bitti. Ya sizin de çok sefil atışmanıza bayılıyorum burada. Aa öyle değil miydi falan? Onur Bey de sabrı kalla. O da restrikler ediyoruz. Ama bayramın bitişinde yine buradayız. Ama bayramdan sonra. Evet bayramdan sonra haklısınız. Dur bayramdan sonra adam haklı. Ama ben unutmuştum. Teşekkür ediyorum ben de. Onur Bey'in bayramda tatil yapmadığını da öğrendik bugün. Asla tatile çıkmıyoruz. Hayır tatil ben bulunduğum yeri terk etmem. Tatil yapmadım. Öyle mi? Yani nerede yaşıyorsam o ilden dışarı çıkmam. Hocam tamam. Ola çok güzel. Keyifli misin? Anlamıyorum ki. Neye gittiniz? Biz de kaçırdık. Tövbe estağfurullah ya. Hayırlara. Ya CHP'li misin nesin diye. CHP'li misin nesin? Sataşma yapma. CHP'li misin nesin diye sataştım. Bundan sonraki sizinle ilgili. Sizin de bayramınız var. Nesibe, benim soruyu hatırlama ihtimalim var mı sence bu kadar kaynatmadan sonra? Hocam sen de kaşındın. Niye demeyeyim? Ben bir şey demedim ki. Yok işte bahane bilir. Ben bir bayramını kutladım bütün seyircilerimizin. Evet biz de hocam, bu arada. Ortalık karıştı. O iş sonda olur yani. Evet. Son zaten en son ben konuşuyorum. CHP'mizi kardeşim. Provoke ediyorsunuz. Hocam bak suç ortağını burada suç ortağını. Vallahi. Bundan sonra ne olur diye sormuşsun. Hiçbir şey olmaz. Sen soruyu hatırlıyorsun. Hiçbir şey olmaz dedi ya. Bundan sonra nereye gider? Nasıl olur? Hiçbir şey olmaz. Hayır şöyle bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bayramımız kutlu olsun. Tekrar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere haftaya. Allah Allah. Ben bu programı kapatacağım. Size bayram kutlatmam. Bu masanın enerjisi inanılmaz. Ben de artık bırak ayak uydurmak durumunda kalır. Yani ondan sonraki süreçle ilgili. Yalnız bir şey mi? Sadece bir şey olmaz. Yani şahsen söyleyeyim. Biz program olarak Arap atı gibiyiz. Hep sonradan açılıyoruz. Ha niye öyle? Bak, bilmiyorum işte. Son 15 dakikayı bir 45 dakika uzatsam program acayip daha reyting alacak. daha dedim. Acayip daha dedim. Ha evet peki. Tabii. Ama bak kimse dinlemiyor. Ama Arap atı alakası yok. Sen programın önce telefondasın. Bir anda programa gireceğiz. Program başlığı zannediyorsun. Kıyamet kopacak yani. Zaten peki şöyle yapalım. Adam bütün satışlarını yaptı. Gerçekleştirdi. Program bitiyor tabii sonunda doğru. Bir anda program doğru. Arap atı diyor. Bir üç saat satışı yaptı orada. Yani. İş yapıyor. O yüzden bayram kutlayıp bitirmek istedim.
CHP'den de bir şey olmaz. Aksini iddia eden var mı aranızda? Bak doğru söylemişim demek ki. CHP'den bir şey olmaz mı? Öyle dedim mi? Ya bu saatten sonra bir şey olmaz. CHP'den de bir şey çıkmaz zaten. Bittim, bu kadar mı cevabınız? He? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Yarışmayız arkadaşlar. Başarılar dilerim. İyi bayramlar bir de. Tövbesine Allah'a. Ya şöyle. Eğer dinleyeceğiz, izleyenlerimiz adına masada Cumhuriyet Halk Partisi'nden hakikaten ezber bozacak bir performans. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsalı ve yönetenlerden, genel başkanından, genel başkanımızdan bekleyen, ben beklemiyorum. Bekleyeniniz var mı? Zannetmiyorum. Dolayısıyla bakıyorsunuz muhalif tarafta durum aynı. Bu tarafta da Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi konu bunun için, bu olduğu için söylüyorum, bunun üzerine örnek veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk günden beri Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığı kader birliği deyin buna, Türkiye'nin geleceği için ortak dayanışma deyin, ne derseniz deyin ama ortak bir hükümeti yok baştan beri. Tayyip Bey'in söylediği aynı. Devlet Bey artık yani bunu daha nasıl açık söyler bilmiyorum. Evet. Kafaya vura vura söylüyor. Burada da demek ki aynı şekilde devam edecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Burada dediğimiz gibi yani bayram değil, seyran değil. Birden bu hareketler niye çıktı? Kuvvetli... Bayram hocam. Ha? Bayram. Bayram ama. Doğru söylüyorsun. Bayram değil, seyran. Vazgeçti. Evet, bayram. Bayram. Biraz önce kutladınız ya. Bayram kutladınız ya biraz önce. Ben... Hayır. Biraz önce bayramınızı kutladınız ya. Evet. Gizgahsı bayram kutladı. Gizgahsı bayram kutladı. Gizgahsı bayram kutladı. Gizgahsı bayram kutladı. Artık bu saatten sonra ciddi bir şey yapmaz. Mümkün değil. Yok yok. Madem bayram dediğim gibi. Hayır mümkün değil yani. Mümkün abi, değil şu saatten. Geçen hafta böyle bir soğuk espri yapmıştın. Neydi? Hocam diye. Geçen hafta şaşırdı, şaşırdı. Soğuk espri yaptınız diyor geçen hafta. Hikmet Bey size diyor. Diye geçen hafta da böyle bir soğuk espri. Ben espri ya. Ama ben geçen hafta yoktum bilmiyorum. O kadar soğuk ben gene anlamadım espri. Yani sonradan anladım. Nesip Hanım anlamıyorsa gene anlamayacağım. Evet neyse tamam. Ya vaktim bu arada bitti bu arada. Bayramı bu arada ben kutlayabilirsiniz bugün, artık geldik yani. Hadi bayramı kutlayalım. Ben bugün hepinizin ancak bayram olduğunu hatırladım ama yani, özür dilerim izleyicilerimizden. Bugünün perşembe olduğunu hakikaten unuttum ve spor bir kıyafetle dışarı çıktım. Ha evet. Böyle hocam ben sıcaktan çıktım zannettim. Bak ben de böyle gömlekle çıktım. Eriyordum ama, çünkü. Nice bayramlar inşallah. İnşallah peki, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de var mı söylemek istediğiniz bayram mesajınız varsa alalım. Ben de herkes. Biz de izleyenlerimizin bayramını kutlayalım. Sen de kutlayalım. Ben cümleyi haşırı alayım. Ve daha nice bayramlar dilerim. Abi dediğim an söyleyeceğim söyleyeceğim. Ben de aynısı söyleyecektim. Aynısı bir de. Siz de söyleyin. Hikmet kardeşimin de duyguları aynı şekildedir. Evet aynı şekilde. Hayat hepimiz aynıdır. Alem-i İslam'ın bayramı mübarek olsun diye. Bu arada hacca giden arkadaşlarımız var. Şu anda oradalar. İnşallah onların bizim ettiğimiz duaların da onlar da Arafat'ta yaptığı duaların Allah onları idkal eylesin. Amin diyelim ki onlar da amin. Amin. Bizim evet. için dua ediyorlar. Evet, ben, buradan selam olsun benim hepsine. Benim de tek temennim yani bir isteğim olacaksa Gazze için dua edilmesi i̇nşallah, yönünde tabii olur. İnşallah tabii ki inşallah. Oradaki katliamın bir an evvel sona ermesi tek ümidimiz. Amin ya Rabbi. Sizin hocam söylemek istediğiniz bayram. Yani ben de memleketlerine gidecek olanlara da onlara da çok dikkatli olmaları evet, kazasız. Evet ya hocam. Ya Allah razı olsun yani, valla. Evet. Yüzün altında olunca tabii, seviniyoruz. Ne kadar acı tabii, bir şey tabii, ya. Tabii, yüzün altında olunca yüzden, öyle sayısı seviniyoruz. Evet. 150'yi geçmedi diye. Evet. Bu maalesef yani, bir gerçek ki gene inşallah olmaz diyoruz ama. İçinde, mutluluk içinde o. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Evet. Ben de dün de bir arkadaşım yine Kabe'den bir mesajını almıştık. Ne güzel. Hepimize dualarını. Abi ne güzel. Görüntü, ben de aynı görüntülü şey. Görüntülü attı hatta. Aa, öyle bana da biz de aldık. Canlı görüntüyle. Şey. Evet evet. Onlara Kabe'den. Da yine sağ salim. Hem Rabbim bütün ibadetlerini kabul buyursun. Ve amin. Sağ salim dönsünler inşallah. Peki. Var mı Onur Bey? Son bir cümleniz varsa. Başlatan sen de tebriği o yüzden siz gerek yok yani. Siz başlattınız derseniz. Geri bir tuhaf geri geldi. İyi bayramlar. Peki. Evet. Ama şey güzeldi teşekkür bak. Ediyorum. Bilmem de olur mu? Olmaz. Evet, hiç çok güzeldi. Ama yani ne çok net ama aslında. Siyaset bu kadar net bir şey ya. Köşeli bir şey ya. Peki. Hikmet Bey. Ediyorum. Hikmet Bey doğru çok söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Coşkun Bey, Yaşar Hocam, Onur Bey katılımlarınız ve kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ama kapatmak zorundayım. Ben de tüm konuklarımız gibi Kurban Bayramınızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara diyorum. Güzel bir bayram olmasını umut ediyorum. Görüşmek üzere bayram sonrası biz yine burada olacağız. Bayram hemen sonrasında Perşembe akşamı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler.